Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT kampımızdan kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Genden proteine adlı konumuzu anlatacağız. Yani diğer adıyla protein sentezini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öğrencilerin zorlandığı bir konudur. Aslında o kadar zor bir konu değil. Bak, mantığını anlayın, güzelce dinleyin, notlarınızı kendiniz alın. Ondan sonra ne kadar kolay olduğunu siz de farkına varacaksınız. Yalnız bakın, yaptığınız hata şu: hemen beni dinledikten sonra soru çözümüne geçmeyin. Önce beni dinleyin, sonra kendi çıkardığınız notları güzel çalışın, sonra bir kere de kitaptan okuyun, en son test çözümüne geçin. Bak nasıl güzel bir şekilde netlerinizin arttığını göreceksiniz, anlayacaksınız. Tamam mı? Bak, bu da güzel bir ders çalışma taktiğidir. Hadi bakalım, bunu da verdikten sonra şu genden proteine, yani protein sentezi konusuna hızlı bir şekilde dalalım. Tamam mı abiciğim? Bak şimdi, bir, önce genden proteinde önce şu DNA'nın, RNA'nın ne olduğunu anlatan işleme gireceğiz. DNA ile alakalı soru çözümlerimiz var. 3-5 tane mantıksal. Onları göstereceğim. Ondan sonra da abicim güzel bir şekilde genden proteine şeyine, konusuna artık tam anlamıyla geçmiş olacağız. Tamam mı? Bak, önce burayı çok iyi dinle. Bunu çok iyi anla. DNA şöyle çift sarmal bir yapıda meydana gelmiş olan Watson-Crick modeli. Watson ve Crick denilen iki tane bilim adamı çift halkalı olduğunu, böyle kıvrımlar kıvrımlar meydana getirdiğini bulmuştur. Buna işte arkadaşlar Watson-Crick modeli deniyor. Buna bir artı yönü var, bir eksi yönü var veya sorularda gelir 3 üssü 5 üssü, tam tersi şurası 3 üssü burası 5 üssü yönü olmak üzere böyle gösterirler. Artı ipliğe anlamlı zincir denir. Bak, buna anlamlı zincir denir ve anlamlı zincirinden RNA sentezlenir, banko test sorusu. Bir daha söylüyorum, artı ipliğine anlamlı zincir deniyor ve anlamlı zincirinden RNA sentezleniyor, banko test sorusu. Tamam mı? Bak, DNA'nın önemli 3-4 tane görevi var abicim. Adın gibi bileceksin. 1. Yönetici moleküller. Bak, bunlar yönetici moleküller. Yani şu G'yi de söylemeden geçmeyelim. İlk defa bulan adamlar Frederick Mischer denilen bir bilim adamı. İlk defa bunları nükleik, yani şeyle, çekirdeğin içerisinde bulmuş. Nükleus çekirdek demek. İlk önce işte o yüzden bunlara çekirdek asitleri denmiş. Ama sonra bir bakıyorsun abicim, DNA sadece çekirdeğin içinde değil, DNA organellerin içerisinde de bulunuyor. Efendime söyleyeyim, anladık mı? Prokaryot canlılarda DNA sitoplazmada da bulunuyor ama hala ismi nükleik asitler olarak devam edilmiş. Tamam mı abicim? Yönetici moleküllerimiz, bizim yönetici moleküllerimiz DNA. Bakın, bizim vücudumuzda gerçekleşecek bölünme, solunum, aklınıza ne geliyorsa bütün vücudumuzda gelecek o kimyasal reaksiyonları yönetecek olan yapı budur. Tamam mı abicim? DNA yönetiyor. Her şeyi DNA yönetiyor. Bak, son derece önemli. Hücre bölünmesini DNA yönetiyor. Anladın mı? Bizim yönetici molekülümüz. Artı kalıtsal materyalimiz. Bak, kalıtsal materyal ne demek bu? Yani bizim nesilden nesile aktaracağımız bilgiler DNA'da. Ben çocuğuma DNA'mdaki bilgileri aktarıyorum. Tamam mı? Bu. Nesilden nesile aktarıyorsun. Nesilden nesile aktarıyorsun. O yüzden kalıtsal materyal deniyor. 3. DNA mutasyona uğrayabilir abicim. Bak, önemli bir özellik. DNA mutasyona uğrayabilir. Özellikle böyle bakterilerdeki DNA'lar daha fazla mutasyona uğruyor. Çünkü etrafında bir çekirdek zarı yok. Yani bir koruyucu mekanizma yok gibi. Daha fazla mutasyona uğrayabiliyor. Veya virüsler, değil mi abicim? Daha fazla mutasyona uğrayabiliyor. Dördüncüsü, en önemlisi, bak en önemlisi, yerini de söylüyorum. DNA hücre bölünmesinden hemen önce kendini eşler yani replikasyona uğrar. Olay bu kadar basittir. Gördün mü abicim? Bak, DNA'nın 4 tane önemli özelliği. At kafana. Bak, bunu at kafana, ezberle. Çift sarmal yapıda olduğunu öğrendin. Anlamlı zincirden RNA'nın meydana getirildiğini öğrendin. Yönetici molekül olduğunu öğrendin. Kalıtsal materyalimiz, nesilden nesile aktarabildiğimizi öğrendin. DNA'nın mutasyona uğrayabildiğini öğrendin. Aynı zamanda en önemlisi, DNA ne zaman, bak yerini sorarlar, hücre bölünmesinden hemen önce kendini eşler. Bitti, bu kadar. Tamam mı? Ne zamanmış? Hücre bölünmesinden hemen önce. Hatırla, bunu da hatırla. Bir önceki videolara geri dön. Özellikle TYT konusu. Hatırladın mı? Şurada G1S, G2 evresi vardı. G1S, G2 evresi. Yani mitoz bölüme, mayoz bölüme. Bak, şurada S evresinde DNA kendini eşliyordu. Yani kendini iki katına çıkarıyordu. Ne zaman? Hücre bölünmesinden hemen önce DNA kendini eşliyor. Son derece önemli. İşte DNA dediğimiz bu. DNA dediğimiz bu. Çift sarmal bir yapı. Watson-Crick modeli. Tamam mı abicim? Şimdi geldik. Ya, DNA
DNA'nın yapı taşına, bak sorular buradan geliyor. DNA'nın ve RNA'nın yapı taşına nükleotit deniyor. Bir daha söylüyorum. DNA ve RNA'nın yapı taşlarına nükleotitler deniyor. Bak her bir nükleotitte şöyle söylüyorum. Önce nükleotitin yapısını çizeceğim. Ondan sonra özelliğini anlatacağım. Bak yapısı şu. Azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var. Bir de fosfat var. Bak şuna nükleotitin yapısı denir. Bak her bir nükleotitte bulunanlar bunlar. Azotlu organik baz bulunuyor. 5 karbonlu şeker bulunuyor. Bir de fosfat bulunuyor. Görüyor musun? Bak işte gördüğün gibi. Nükleotit bu. Azotlu organik baz bak ve 5 karbonlu şeker arasındaki bağın adına glikozit bağı deniyor. Hiç sorulmadıysa 10 defa soruldu çocuklar. Bu bağları adınız gibi bileceksiniz. DNA'da 4 tane bağı adın gibi bileceksin. Bak birinci bağ glikozit bağı. İkinci bağ 5 karbonlu şekerle fosfat arasındaki ester bağı. Bak gördün mü ester bağı. Diğer 2 tane bağı birazdan anlatacağım ama şu 2 bağı öğrenerek yaz hemen bunu. 5 defa yaz bir yere. Yaz 5 defa. Ezberle bak burası glikozit bağı. Burası ester bağı. Burası azotlu organik baz. Burası 5 karbonlu şeker. Burası fosfat. Bak. Baz ya azotlu organik baz yani azot içeriyor yani azot var bak 5 karbonlu şeker yani karbonhidrat burası karbonhidrat grubu tamam mı pentozlar grubu birazdan detayına gireceğim ama mantığını şöyle bir anla bak burada da fosfatlar aslında ATP'nin yapısı çünkü ATP de bir nükleotit tamam mı ATP'de ilave buraya 2 tane fosfat ekleniyor bu kadar tamam mı abicim geldik şimdi azotlu organik baz 5 karbonlu şeker bir de fosfattan meydana geliyor her bir nükleotit bak şuradaki bağın adı glikozit bağı buradaki bağın adı ester bağı öğrendik. Şimdi geldik bir. O zaman her bir nükleotitte azotlu organik baz 2, 5 karbonlu şeker, 3 de fosfat bulunuyor. Bak şu ikisine birden nükleozit denir. Bak sorularda gelir. Şu ikisine birden nükleozit denir. Nükleozit. Üçüne birden nükleotit deniyor. Bak mutlaka gelir. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, 1 de fosfat birleşirse al sana nükleotitler meydana geldi. Şimdi azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat. Eyvallah. Nükleotitin yapısı bu. Abi değişiklik gösterebilecek mi? Gösterecek. DNA ve RNA'da farklı. Bak geldik şimdi. DNA'nınki farklıdır azotlu organik bazları. RNA'nınki farklıdır. Bak şimdi. DNA'nın azotlu organik bazları. Adenin, timin, guanin, sitozindir. Bunu 7. sınıftan beri öğrettiler. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bak RNA'nın azotlu organik bazları. Adenin, urasil, guanin, sitozin. Yani DNA'da timin bulunur, RNA'da urasil bulunur. Al sana banko test sorusu. Tamam mı? Bak mutlaka sorulacak. Aşağıdakilerden hangisi DNA olduğunun kanıtıdır? Bak timin DNA olduğunun kanıtı. Gördün mü? Urasil RNA olduğunun kanıtı. Adenin, timin, guanin, sitozin DNA'nın azotlu organik bazları. Adenin, urasil, guanin, sitozin de RNA'nın azotlu organik bazları. Şimdi burada bir duracağız. Bak şimdi şurada bir duracağız. Veya dur şunları da söyleyeyim. Ondan sonra şurayı böyle ayrı bir parantez açacağım. Bak buradan gelecek sana öğrencilerin en çok yanlış yaptığı 2 tane soru şekli göstereceğim. Tamam mı? Mutlaka izle öğren. Bak şimdi 5 karbonlu şekere geldik abicim. DNA'nın 5 karbonlu şekeri deoksiribozdur. Reoksiriboz. RNA'nın 5 karbonlu şekeri riboz. Bak gördüğünüz üzere bir şey görüyorsun burada. Bak azotlu organik bazlarda farklılık var. Şekerlerde farklılık var. Gördün mü? DNA ve RNA arasında şekerlerde de farklılık var. Bak bunlar 5 karbonlu şekerler yani pentozlardır. Al sana bir soru daha. Bakın. Bizde enerji verici reaksiyonlarına 6 karbonlu hegzozlar katılır. Bak sakın unutma. Bizde enerji verici reaksiyonlara 6 karbonlu hegzozlar. Yani glikoz, fruktoz, galaktoz anladın mı? Bak 6 karbonlar glikoza dönüşerek katılıyor. Bak şimdi mevzu şu. Abicim 5 karbonlu şekerler deoksiriboz ve ribozdan canlı enerji menerji elde edemez. Al sana banko test sorusu. Enerji verici reaksiyonlarda bir kere bunlar kullanılamaz. Bak bunlar bir karbonhidrat. 5 karbonlu bir karbonhidrat. Karbonhidrat enerji verici reaksiyonlara 6 karbonlu karbonhidratlar katılır. Bak sakın unutma. Hegzozlar denir. 5 karbonlar gördüğün gibi DNA ve RNA'nın yapısına katılıyor. Deoksiriboz, riboz. Bak karbonhidratların genel formülü şudur. CnH2n EON olmak üzere karbonhidratların genel formülü şu. Şimdi 5 karbonlu karbonhidratsa şu. C5 en yerine 5'i yazıyorsun. H10O 5. Tamam bak bu ribozun formülü. Bak deoksiriboz ne? Al sana bir soru söylüyorum. Bak deoksi şu. Diyor ki bak ribozdan diyor oksijeni diyor dışarı atlıyor. Tamam mı? Deoksi demek bu. Yani C5H10O4 deoksiribozun formülüdür. Gördün mü? Ribozun formülü C5H10O5'tir. Deoksiribozun formülü C5H10O4'tür. Bak sana neyi soracak? Hangisi hafif hangisi ağır? Abi bu daha ağır. Bir tane oksijen daha fazla. Deoksiriboz daha hafif. Tamam mı? Bak birinci soruyu gördün. Deoksiribozun hafif olduğunu gördün. İkinci soru. Bak abi
abicim. DNA ve RNA içermiş oldukları şekere göre isimlendirilir banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. DNA ve RNA neye göre isimlendiriliyormuş? İçermiş oldukları şekere göre isimlendiriliyorlar. Bak, DNA'nın şekeri deoksiriboz olduğu için DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asittir. RNA'nın şekeri riboz olduğu için bunun açılımı ribonükleik asittir. Mevzu bu kadar basit. Gördün mü? DNA ve RNA 5 karbonlu şekerlere göre isimlendirilir. 1. 5 karbonlu şekerler enerji verici reaksiyonlarda kullanılmaz. 2. Riboz deoksiriboza göre daha ağırdır. 3. DNA ve RNA içerdikleri şekere göre isimlendirilir. 4. DNA ve RNA'da gördüğün gibi abicim 5 karbonlu şekerlerden enerji eldesinde kullanılmaz. Banko test sorusudur. Bak, gördün mü? Mevzu bu. Bunu da anladın. Şimdi geldik fosfat taşı 3. PO4. Fosforik asit. Fosforik asit. Asit özellik kazandıran kısım burasıdır. H3PO4 kısmıdır. Nükleik asitler diyorsun ya. Bak, fosfat grubu H3PO4 şeklinde katılıyor. Al, gelecek soru şu. DNA ve RNA azotlu organik bazlarda farklılık gösteriyor. Timin urasil. DNA ve RNA şekerlerde farklılık gösteriyor. Deoksiriboz. Ama fosfat grubu hem DNA'da hem RNA'da ortak olarak bulunan tek yapıdır. Banko test soru. Yani farklılık içermeden ortak olarak bulunan tek yapı abicim, her ikisinde de fosfat grubu. Süper, bunu öğrettik. Ortak olarak tek bulunan yapı diye gösterdik. Şimdi geldim, bir soru daha öğretiyorum. Bak, şuraya öğretiyorum. Azotlu organik bazları öğretiyorum. Çok iyi dinle. Öğrencinin en çok yaptığı yanlışı gösteriyorum. Tamam mı? Bak, azotlu organik bazlar. Dedim ki DNA'da adenin, timin, guanin ve sitozin var. RNA'da adenin, urasil ve guanin ve sitozin var. Tamam mı? Bak abicim. Bir. Abicim, nükleotitler içerdiği azotlu organik bazlara göre isimlendirilir. Bak, sakın unutma. Nükleotitler azotlu organik bazlara göre isimlendirilir. Abicim, 8 tane nükleotit vardır. Bak, 8, 4 tane değil. Adenin, timin, guanin, sitozin, bir de urasil gelir. 5 tane değil. Bak, 8 tane. Bak, adenin deoksiribonükleotiti, timin deoksiribonükleotiti, guanin deoksiribonükleotiti, sitozin deoksiribonükleotiti. Geldim. Adenin ribonükleotiti, gördün mü? Deoksi değil, ribonükleotiti. Urasil ribonükleotiti, guanin ribonükleotiti, sitozin ribonükleotiti. Yani toplamda 8 tane nükleotit vardır. Bunun 4'ü deoksiribonükleotittir, 4'ü ribonükleotittir. Sakın unutma. Bak, gelecek soru bu. Tamam mı abicim? 8 tane nükleotit olduğunu sakın unutma. Nükleotitlerin içermiş oldukları azotlu organik bazlara göre isimlendirildiğini sakın unutma. Bir daha söylüyorum. Nükleotitler neye göre isimlendiriliyormuş? Azotlu organik bazlara göre. Bak, 4'ü deoksiribonükleotit, 4'ü ribonükleotit, toplamda 8 tane nükleotit var. Unutma. Bak, soruyu buradan soruyorlar ve herkes buradan düşüyor abicim. 5 tane diye düşünüyor. Adenin, timin, guanin, sitozin, bir de urasil var, 5 tane deyip geçiyor. Ama 8 tane olduğunu sen artık öğrendin. Bir daha böyle sorularda düşmezsin. Tamam mı abicim? Bak şimdi, bir şey daha göstereyim veya onu en son anlatayım. Şuraya yazayım ki azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, 1 de fosfat. Tamam mı? Bak şimdi, bunların dizilimini gösteriyorum. Birazdan da bunun açılımını anlatacağım. Bak şimdi, nasıl diziliyor? Abiciğim, şu DNA'nın bir sarmalı. Bak, şu da DNA'nın diğer ikinci sarmalı. Tamam mı? Bak, sakın unutma. Şu sarmalın, şu zincirin üzerinde şekerler bulunur. Bak, bunlar şekerler. O 5 karbonlu şekerler bunlar. Bak, şunlar fosfat grupları. Dışarıya doğru gelmiş olanlara fosfat grupları. Bu 5 karbonlu şeker. Bak, içeriye doğru gelmiş olan ise azotlu organik baz. Adenin her zaman için karşılığında timinle bağ yapar. Arada ikili zayıf hidrojen bağı vardır. Bak, sakın unutma. Adenin her zaman için timinle bağ yapar, karşılıklı bir zincirde, ve aralarında ikili zayıf hidrojen bağı olur. Bak, guanin her zaman için sitozinle bağ yapar, aralarında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunur. Bak, üçüncü bağı da öğrendin. Üçüncü bağ neymiş abicim? Zayıf hidrojen bağı. Gördün mü? Glikozit bağı, ester bağı, zayıf hidrojen bağı. Üçüncü bağı da öğrendin. Şunu sakın unutma. Bir zincirde, DNA'nın bir zinciri demek karşılıklı şöyle zinciri, görüyor musun abicim? Karşılıklı sarmal. Her zaman için adenin karşılığında timinle bağ yapıyor. Guanin her zaman için sitozinle bağ yapıyor. Adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. Al sana bir tane soru daha. O zaman şu zincirde ne kadar guaninle sitozin ne kadar çok bulunuyorsa, bu zincir o kadar daha sağlam zincirdir. Çünkü üçlü zayıf hidrojen bağı var. Koparılması zor. İşte hani radyasyon alanına girdiğiniz zaman hani kopan yerler var ya, veya hamileler giremez dedikleri yerler, buralar kopuyor işte. Anladın mı?
abicim. Bak bunlar sıkıntıya girebiliyor. Radyasyonla bunlar yıkılabiliyor, zayıf hidrojen bağlar. Tamam mı abicim? Bak bir daha söylüyorum. Adeninin karşısında timin, guaninin karşısında sitozin. O zaman şu mantık yok mu? Bak ne kadar adenin varsa o kadar timin varsa, o zaman 20 tane adenin varsa 20 tane de timin olacak karşılıklı olarak. O zaman ne kadar adenin o kadar timin. O zaman bana adenin sayısını verirse ben timini çok rahatlıkla bulabilirim. O zaman ne kadar guanin o kadar sitozin olmak zorunda karşılıklı bağ yaptığı için. Tamam mı? Bak bunu kafamdan attım ama mantığını anladım. Ne kadar guanin o kadar sitozin. Al bir şey daha göstereyim. Bak bu nükleotitlerden. Bu nükleotitlerden şu yukarıda olanlar, bak bu şekilde ezberle. Adeninle guaninlere pürinler denir. Bak pürinler denir. Altta kalanlara pirimidinler deniyor. Yani timin, sitozin, bir de bunun arasına urasil alıyorum. Bunlara pirimidin diyor. Tamam mı? Pirimidin deniyor. Şimdi mevzu şu. Pürin demek bir tane altılı, bir tane altılı şöyle, bir tane de beşli olan çift halka saldan meydana gelmiş olanlar pürinlerdir. Tek halkalı direkt olarak altıdan meydana gelmiş olanlara ise pirimidinler deniyor. Ve bak banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Pürinler neymiş abicim? Adeninle guanin. Neymiş bunlar? Çift halkalı. Çift halkalı sorular da böyle gelecek. Pirin eşittir çift halkalı. Pirimidin tek halkalı. Kimmiş? Timin. Sitozin ve urasil pirimidin. Adenin ve guanin pirinler. O zaman pirinlerin toplamları pirimidinlere eşit olmuyor mu? Mantıken. Ne kadar adenin o kadar timin. Ne kadar guanin o kadar sitozinse şu ikisini toplarsam 60. Bu ikisini toplarsam bak bu da 60. Görüyor musun? Bir zincirde ne kadar pirin varsa o kadar da pirimidin olmak zorunda. Birbirine eşit olmak zorunda. Bak bir tanesini daha buradan kendin çıkardın. Bak mantığını anla. Ezber yapma. Mantığını anlayarak git. Tamam mı abicim? Yani ben sana bir daha bir nükleotit zinciri dediğim anda, bir DNA zinciri dediğim anda sen hemen adenin, timin, guanin, sitozini yaz. Hemen şuraya ikili zayıf hidrojen bağı, üçlü zayıf hidrojen bağı. Bunlar pürinler, bunlar pirimidinler. Verilenleri yerine koy, soruyu çözümüne geç. Şimdi birazdan göstereceğim. Buradan sana 3 tane soru tipi göstereceğim. O 3 tane soru tipini çözeceğim güzel bir şekilde. Onlar da kafana girmiş olacak. Tamam mı abicim? Şimdi devam edelim. Üçüncü zayıf hidrojen bağını da göstermiştik. Şimdi dördüncü bağı gösteriyorum. Bak dördüncü bağı. Şurası DNA'nın bir zinciri dedik. Bak DNA'nın bir zinciri dedik. Ne öğrettim sana? Şurada şekerler bulunuyordu. Her zaman için zincirin üstünde şekerler bulunuyor. Beş karbonlu şeker. Beş karbonlu şeker. Dışarıya doğru fosfat. İçeriye doğru zayıf hidrojen bağı. Guanin her zaman için kimle bağ yapıyordu? Sitozin. Arada ne vardı? Üçlü zayıf hidrojen bağı. Şeker burada. Hop fosfat burada. Bak gördün mü? Nükleotit. Bak şurası bir nükleotit aslında. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Nükleotitin şeklini çiziyorum. Şeker, fosfat, hop al sana adenin ikili bağ, al sana timin. Timin gördün mü ikili bağ, hop çık yukarıya fosfatını al. Al sana sitozin. Al hemen sitozin, şöyle içeriye doğru geldi 5 karbonlu şekeri. Al sana fosfatı, al 3 tane bağ var, şöyle geldim şeker. Al sana guanin, hop fosfatı. Gördün mü abicim? Bak merdivene benziyor. Watson Crick modeli, bak merdivene benziyor. Ne kadar guaninle sitozin fazlaysa bu merdivende DNA o kadar daha sağlam, sağlıklı DNA oluyor, anladın mı? Koparılması zor. Mutasyonu meydana getirmesi birazcık daha zor oluyor. Tamam mı? Parça koparılması zor. Şimdi bak neyi öğretiyorum ben sana? Sen öğrendin. Azotlu organik baz dedik. 5 karbonlu şeker dedik. Bir de fosfat dedik. Sen buradaki bağın glikozit olduğunu çok güzel bir şekilde öğrendin. Buradaki bağın ester olduğunu öğrendin. Üçüncünün de zayıf hidrojen bağı olduğunu öğrendin. Dördüncü bağı gösteriyorum. Bak dördüncü bağ bir zincirde. Bak gördün mü? Bir tane zincirde. Yani şurada. Şuradaki zincirde iki tane nükleotit arasında kurulan bağdır. Bak birincinin fosfatıyla ikincinin şekeri arasında kurulan bu bağın adına fosfodiester bağı deniyor banko test sorusu. Bir tane daha bak gördün mü? Şuradan bir tane daha fosfodiester bağı. Mesela burada da olsa bak bir tane de burada fosfodiester bağı. Bir zincirde meydana gelecek iki tane nükleotit arasında kurulan bağ fosfodiester. Bak hemen matematiksel ifadesine bakalım. Bak çok iyi dinle. Kaç tane nükleotit var burada? 1, 2, 3, 4. Burası bir nükleotit zaten gördüğün gibi. 4 tane nükleotit arasında kaç tane bağ var? 1, 2, 3. Aa, o zaman N eksi 1 tane bağ oluşuyor. Gördün mü abicim? Yani N kaçsa eksi 1. Eğer burada 5 tane nükleotit olsaydı 4 tane fosfodiester bağ olacaktı. Oldu mu? Bak bir zincirdeki o zaman N eksi 1. Diğer zincirdeki de N eksi 1. Toplarsam o zaman 2 N eksi 2. Bak mantığını anla. Mantığını anla, yoluna devam et. Ezber yapma. Ezber yapma. Gerekirse bunlara girme bile.
Mesela sana diyecek ki bir zincirde diyecek. Bak bir zincirde diyecek. 200 tane nükleotit varsa hemen diyeceğim ki o zaman 199 tane bağ vardır. 200 tane nükleotit varsa 200 tane de burada vardır. O zaman bir eksiği kadar da burada vardır 199. İkisini toplarsan artık kaç oluyor? 398 mi oluyor? 398 tane bağ vardır diyeceğiz. Fosfodiester bağı vardır diyeceğiz. Mevzuyu anladık mı arkadaşlar? Bak mevzu bu kadar basit, tamam mı? Yani fosfodiester bağ sayısını sorarlar. Nükleotitten bir eksik bir tarafta, nükleotitten bir eksik diğer tarafta. Eğer ikisini birden soruyorsa toplam nükleotiti verdiyse, mesela toplam nükleotit dedi 200. O zaman hemen 200 eksi 2 diyeceğim. Çünkü n eksi 1 burada, n eksi 1 burada. Bak hop 198 tane bağ meydana gelmiş olacak. Sorusuna göre değişecek, tamam mı? Sorusuna göre değişecek bunlar. Şimdi güzel, fosfodiester bağını da öğrettik. 4 tane bağı öğrettik. Sana 4 tane bağı öğrettik. Şimdi 4 tane bağını öğrendin güzel bir şekilde. Hadi devam edelim. 4 tane bağı öğrendik ama biraz hesaplama sorularından çözelim, tamam mı? Mesela neyi soracaklar? Bak sana şunu soracaklar. Mantığını anladıysan bağları da anladın güzel bir şekilde. Bak azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, 1 de fosfat. Abi bak şimdi sana diyecek ki işte şeker sayısı bilinen bir nükleotit DNA'da. Şeker sayısı biliniyormuş. Bak şeker sayısı biliniyormuş, tamam mı? Şeker sayısına diyorum 100 tane. Şeker sayısını bildiğime göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabilirim? İşte öğrencinin en çok zorlandığı soru tiplerinden bir tanesi. Hemen yorum yapalım. Abi bir tane nükleotitte bir tane şeker varken bir tane de fosfat bulunmuyor mu? Bulunuyor. Bir tane de azotlu organik baz bulunmuyor mu? Bulunuyor. Her bir nükleotit. O zaman 100 tane şeker varsa 100 tane de fosfat olmak zorunda değil mi? Eyvallah. Bak fosfat sayısını hemen bulabilirim. Fosfat sayısını hemen bulabilirim. Şeker sayısını biliyorsam fosfatı da bilirim. Fosfatı biliyorsam şekeri de bilirim. Bitti bu kadar. Bak 100 tane şeker varsa 100 tane de azotlu organik baz yok mu? Bak azotlu organik baz sayısını bilirim ama bunun içinde kaç tanesi adenin, kaç tanesi timin, kaç tanesi guanin, kaç tanesi sitozin bilemem. Bak gördün mü? Şekere bakarak bunu bilemem. Kaç tane azotlu organik baz olduğunu bulurum ama bunun kaç tanesi adenin timin bilemem. Kafamdan da atamam. Anladın mı? O yüzden bak bu tarz sorularda sakın karıştırma. Bir daha söylüyorum. Sana eğer azotlu organik baz 5 karbonlu şeker ve fosfattan 50 tane fosfat var diyorsa 50 tane de şeker olacaktır. 50 tane azotlu organik baz olacaktır ama kaç tanesi adenin bunu bilemem. Bak kaç tane adenin bunu bilemem. Mesela bir zincirdeki derse, mesela bir zincirde bu kadar bulunuyormuş. Tamam mı? Bir zincirde bu kadar bulunuyormuş. O zaman kaç tane var? 50 tane nükleotit var. Doğru mu? 50 tane. O zaman bir zincirde 50 tane nükleotit varsa 49 tane fosfodiester bağı vardır. Doğru mu? Geç karşı tarafa, 49 da o kadar vardır. Bak gördün mü? Toplam direkt şeyi bulup fosfodiester bağı sayısını bulabiliyorum. Bak mantığı anladın mı? Sorusunu okudum ama DNA'nın tamamı mı diyor yoksa bir zinciri mi diyor? Eğer tamamında diyorsa tamamını 50 nükleotit alarsam bir buradan bir buradan çıkaracağım için 50-2 şeklinde olacak. Tamam mı abicim, unutma. Tamamı derse de bu şekilde bulacağım. Bak mevzu bu kadar basit. Tamam mı arkadaşlar? Bak nereden nereye gideceğinizi artık çok rahatlıkla anladınız. Şekeri verirse fosfat sayısı eşit, azotlu organik baz sayısı eşit. Ama kaçı adenin, kaçı timin, kaçı guanin, kaçı sitozin ben gelip bunu bulamam. Kafamdan da atamam. Sakın unutma. Tamam mı? Vermesi lazım. Bana sorularda vermesi lazım. Mevzu bu kadar basit. Bak şeker verilirse fosfata gidiyorsun. Azotlu organik baz sayısına gidiyorsun. Efendim söyleyeyim, eğer toplam nükleotit şeklinde verirse veya bir zinciri verirse direkt olarak şeye gidiyorsun. Fosfodiester bağını bulabiliyorsun. Ama dediğim gibi şeyi bulamıyorsun abicim. Yani kaç tanesi adenin, kaç tanesi timin, kaç tanesi guanin, kaç tanesi sitozin, onları bulamıyorsun gördüğün üzere. Bak gördük mü? Şimdi sorulara bakıyoruz, tamam mı? Bak sorulara başlıyoruz. Bir yudum suyumuzu alalım. Ondan sonra başlayalım. Bakın çocuklar. Şimdi birinci soru tipimizi öğrendik. Bak birinci soru tipimizi öğrendik. Şimdi ikinci soru tipimize geçiyoruz. Bak diyecek ki sana. Bir nükleotit zincirinde veya bir DNA zincirinde. Bak şimdi bir DNA zinciri kelimesini duyduğun anda hemen adenin, timin, guanin, sitozini yazıyorsun. Bak hemen bir DNA zincirinde bunu yazıyorsun. Sana adeninle timin arasında ikili bağ, guaninle sitozin arasında üçlü bağ içerdiğini biliyordun. Sonra geldim bak ne kadar adenin o kadar timin. Mesela desin ki sana 40 tane adenin var. Toplamda 40 tane adenin var. O zaman diyeceğim ki toplamda 40 tane de timin var. Doğru mu? 80. Ve diyecek ki bana toplam nükleotit 200 olduğuna göre.
Toplam nükleotit 200'müş, tamam mı? Ve adenin sayısı kaçmış? 40'mış. Hemen adenin varsa 40'ı timin. Ne kadar etti burası? Toplamı 80 mi? 80. Kaç tane varmış toplamda? 200. Geriye ne kaldı? 120 mi? O zaman 120'nin 60'ı burada, 60'ı burada. Toplam mı? Doğru mu abicim? Yani toplamda erişeceksin. 100 burada, 100 burada topladım. 100 burası, 100 burası. Bak 200'e edindim. Tamam mı? Bak mevzu bu. Şimdi geldim bak. Bir tane adeninle timin arasında ikili bağ olduğuna göre 40 tanesinde 2 çarpı 40 diyorum 80 tane bağ burada. Bir tane guaninle sitozin arasında üçlü varsa 60 tane de 3 çarpı 60 180 tane bağ burada. Toplarsam 260 tane de zayıf hidrojen bağı bulurum abiciğim. Bak gördün mü, bağ hesabını da böyle yapıyoruz. Bak bağ hesabını da böyle yapıyoruz. Bir tane daha diyecek ki bana toplam nükleotit, toplam nükleotit 300. Adenin sayısı 50. Hemen yazıyorum. Bak hemen adenin dedim timinle bağ yapar, arada ikili. Guanin dedim sitozinle bağ yapar, arada üçlü. Adenin 50 ise 50 de burası, toplam 100. E toplamda ne kadarmış? 300. Geriye kaldı 200. Bunun 100'ü burada, 100'ü burada. Gördün mü abicim? Topladığım zaman 150. 150 topladım, 300'e eriştim. Bak 2 çarpı 50'den 100 tane bağ buradan. 3 çarpı 100'den 300 tane bağ buradan. Topladım 400 tane de zayıf hidrojen bağı içerecek. Sana bu tarz soruda zayıf hidrojen bağını verir, guanini sorar, efendine söyleyeyim ne bileyim bir sürü işlem yaptırabilir ama sen şu mantığı anladıysan, adeninin karşısında timin, işte guaninin karşısında sitozin, ne kadar adenin o kadar timin, ne kadar guaninin o kadar sitozin mantığını anladıysan gerisi artık çorap söküğü gibi gelecek abicim, tamam mı? Gerisi çorap söküğü gibi gelir, matematiksel ifadeleri yerine koy, işlemini çöz, tamam mı? Birinci soru tipimiz böyle, direkt olarak böyle gelir. İkinci soru tipi, bak sana grafik sorusu soracak. Bak grafikten sana 2 tane 3 tane soru gösteriyorum. Bak birinci grafik sorusu şu. Şöyle gösteriyorum. Şöyle çizer, tamam. Burayı verir böyle. Şöyle verir. Şöyle verir. Bir de böyle verir. Der ki buna adenin, guanin, sitozin, timin şeklinde verir. Al şöyle de şuraları yapar. Buraya 5 der. Buraya 10 der. Buraya 15 der. Buraya 20 der. Tamam mı? Sonra geldi. Der ki bak yandaki grafik, yandaki grafik DNA'nın birinci zinciri olduğuna göre. Bak direkt olarak bana bunu söylüyor. Tamam mı? Yandaki grafik DNA'nın birinci zinciri olduğuna göre dedi. Tamam mı? Şimdi bu burada bir dursun. Bu burada bir dursun. Birazdan hemen bunu alacağım. Şimdi şu DNA'nın birinci zinciri, ikinci zinciri muhabbetini bir öğrenelim. Ondan sonra soru çözümüne geçelim. Tamam mı? Bak abicim şurası DNA'nın birinci zinciri. Bak şurası DNA'nın birinci zinciri. Bana bunu veriyor. Bak burada adenin varsa ben karşılığında bunun timin olduğunu öğrenebilirim. Bak burada guanin varsa ben bunun karşılığında sitozin olduğunu biliyorum. Tamam, çok rahatlıkla bak bunlar, bu mutasyonlar düzeltilebilir. Adenin varsa timin, guanin varsa sitozin. Yani birinci zincir adenin, timin, guanin, sitozin, timin, timinse bunun ikinci zinciri timin, adenin, sitozin, guanin, adenin, adenindir. Tamam mı? İkinci zinciri kendin yazmayı bileceksin. Bak ikinci zinciri kendin yazmayı bileceksin. Sonra sana bazı sorularda der ki, sana bazı sorularda hangi mutasyon düzeltilebilir, hangi mutasyon düzeltilemez tarzında sorular gelecek. Bak birinci zincir şu. Adenin, timin, guanin, adenin, timin, guanin şeklinde geldi. Bak ikinci zincir şu. Mesela timin, sitozin, timin, guanin. Bak şimdi sen eğer ki, bak gördün mü? Şurada mutasyon meydana gelmiş. Bak bu mutasyon düzeltilebilir mi mutasyon? Eğer karşılığındakini biliyorsan çok rahatlıkla burası adenin, burası adenin der ve bu mutasyon düzeltilebilir. Düzeltilemeyecek olan mutasyon şudur. Onu da sorularda şöyle gelir. Buranın olmadığını varsay, buranın olmadığını varsay, gene boş olduğunu varsay ve radyasyon ışınının böyle gittiğini varsay. Tamam mı? Bak böyle gittiğini varsay. Şöyle gitmiş, radyasyon ışını böyle gitmiş. Yani radyasyonun gittiği yerler parçalanıyor. Mesela burası parçalanıyor. Bak burası parçalanıyor. Burası parçalanıyor. Burası parçalanıyor. Burası parçalanıyor. Bak şimdi hangi mutasyon düzeltilebilir şeklinde. Bir, şu mutasyon düzeltilir mi? Düzeltilir. Çünkü adeninin karşısında ne var? Timin var. Bir zinciri biliyorsam diğeri düzeltiliyor. Ama bak abi, bak bu zincir artık düzeltilemez. Bak karşılıklı ne geldiğini bilmiyorsun. Burası da yok oldu ya. Bak burası da karşılıklı yok oldu. Yani şöyle mutasyon, ya böyle sorar soruda ya da şöyle sorar, bak tamam mı?
hangi mutasyonlar düzeltilir der. Bak burası düzeltiliyor, burası düzeltiliyor, burası düzeltiliyor ama bu mutasyon düzeltilemez. Yani bu radyasyon buraya geçtiği anda burayı yok ederse karşılıklı zinciri de bilmeyeceğin için bu mutasyon düzeltilemez. Ama bak şu mutasyon düzeltilebiliyor. Burası gitti ya, timinin karşısında adenin, guaninin karşısında sitozin, bitti gitti bu kadar. Tamam mı? Birinci zincir bu derse ikinci zinciri sen çok rahatlıkla yazabilirsin. Adenin her zaman için timinle, guanin her zaman için sitozinle bağ yapıyor. Bunu çok rahatlıkla çıkarabilirsin. Şimdi gelelim şu sorumuzu çözmeye devam edelim. Tamam mı? Diyor ki bana yandaki grafik DNA'nın birinci zinciri olduğuna göre. Bana direkt sorularda vermiş. Yandaki grafik DNA'nın birinci zinciri olduğuna göre demiş. Bir, A şıkkı. Bu DNA'da bulunan toplam bağ sayısı nedir? B şıkkı, işte guanin bölü sitozin artı adenin desin. Soru da böyle geldi. Tamam mı? Soruyu böyle sordu. Hemen baktım soruma. Bak şimdi hemen baktım soruma, çözüyorum. Diyorum ki abi yandaki grafik DNA'nın birinci. DNA'nın birinci zincirinin olduğu gibi yazarım o zaman. Verilen sırayla. Şurası adenin. Şurası guanin. Şurası sitozin. Şurası timin. Verdiği sırayla yazdım. Kaç tane adenin varmış abicim? 10 tane. Tepesine yazdım. Guanin kaç tane var? 15 tane. Sitozin 5 tane. Timin 20 tane. Hemen ikinci zincirini buldum bak. Hemen ikinci zincirini buldum. Adenin timinle bağ yapar. Guanin sitozinle. Hop yanlış yazdık. Sitozin guaninle, timin adeninle bağ yapar. 10 tane varsa 10 tane burada. 15 varsa 15. 5 varsa 5. 20 varsa 20. İkili, üçlü, üçlü, ikili bağı da yazdık. Tamam bak direkt olarak yazdım. Artık buldum. Bana toplam bağ soruyorsa 2 çarpı 10'dan 20. 3 çarpı 15'ten 45. 3 çarpı 5'ten 15. 2 çarpı 20'den 40. Gördün mü abicim? Toplam bağ buldum. 45, 65, 85, 125 tane toplam bağ bulunuyor. İkinci soru neydi? Bak birinci soruyu böyle çözdük. İkinci sorusu neydi? Guanin bölü sitozin artı timin. Guaninlere baktım. 15 burada var. Bak 15 burada var. 5 de burada var. 20. Gördün mü? Tüm guaninleri alacaksın. 20 bölü sitozinleri sayıyor. 5 burada var. 15 de burada var. 20 artı adenine bakıyorum. 10 burada var. 20 de burada var. 30. Aha bak sorunun cevabı 2 bölü 5 abiciğim. Bitti bu kadar. Tamam mı? 20 bölü 50. 2 bölü 5. Mevzu bu kadar basit. Gördün mü? DNA'nın birinci zincirini verirse yandaki grafik, bak DNA'nın birinci zinciri diye de altını çizerler. Altını çizerse hemen ikinci zincirini kendin koy çıkar. Ona bağlı olarak da bağ sayısını ne soruluyorsa abicim, ne soruluyorsa yapabilirsin. Tamam mı? İkinci soru tipi. Birinci soru tipi bu. Bak İkinci soru tipi de şu. Tamam mı abicim? Şöyle geldi. Gene böyle grafiği verir. Der ki guanin, sitozin, adenin, timin. Şöyle gene 5, 10, 15, 20 şeklinde gelelim. Bak yandaki grafiğe göre, grafiğe göre yazılacak, yazılacak en küçük DNA, hemen altını çizerler böyle. En küçük DNA'nın da altını çizerler. Yandaki grafiğe göre yazılacak en küçük DNA'daki işte bağ sayısı kaçtır? A bağ sayısı kaçtır? B işte guanin bölü sitozin artı adenin. Aynı soruyu devam ediyor. Bak neymiş? Yandaki grafiğe göre yazılacak en küçük DNA. Bak en küçük DNA'yı yazacaksın. Hemen geliyorum. DNA'da neler vardı? Adenin, timin, guanin, sitozin. Meşhur şu dörtlüyü yazdım. Sonra ikili bağ, üçlü bağ yapıştırdım. Sonra geldim dedim ki abicim bak. Şimdi adenin de timine bakıyorum. Adeninden 5 tane var. Timinden 20 tane var. Abi sen burayı eğer timine göre yazarsan, yani 20 yazdığın takdirde karşılığında o kadar adenin bulabilecek misin? Bulamayacaksın. O zaman neye göre yazman lazım burayı? En küçüğüne göre. Yani adenin timin arasında adenine göre yazacaksın. 5 tane adenin varsa 5 tane de timin var diyeceksin. Geleceksin. Guanin ile sitozin aralarındaki küçüğe göre. Hangisi küçük? Guanin. 10 tane varsa 10 tane de burada. Bitti. O zaman 2 çarpı 5 10. 3 çarpı 10 30. Topladığım zaman 40 tane zayıf hidrojen bağı var. 40 tanesini bulduk. Geldik. Guanin kaç tane var? 10 tane. Sitozin kaç tane? 10 tane. Adenin kaç tane? 5 tane. Al sana 10 bölü 15. Böl 5'e 2 bölü 3. Al abicim. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Mevzu bu. En küçük DNA derse, en küçük DNA derse yazıyorsun hemen burayı. En küçük DNA dediği takdirde ne yapıyorsun? Verilenlerin en küçüğüne göre işlem yapıyorsun. Adeninle timin arasını en küçüğe göre, guaninle sitozini en küçüğe göre yazıyorsun ve işlemi bitiriyorsun. Gördüğün gibi işte DNA'daki hesaplama soruları hep bunların etrafında döner dolaşır abicim. Döner dolaşır, tamam mı? Bununla alakalı soru çözüm videosunu alacağım. En az bunun gibi böyle 3-4 tane
tane hesaplama sorusu alacağım. Hatta DNA hesaplama soruları 10 soruda DNA hesaplamaları diye direkt tek bir video yapacağım. Onda böyle 10 soruluk. Onu da güzel bir şekilde anlatacağız. Tamam mı? Mevzu bu kadar basit abicim. Güzel. DNA hesaplamalarını geldik öğrendik. Bak DNA hesaplamalarını öğrendik. DNA'nın yapı taşının nükleotit olduğunu öğrendik. Her bir nükleotitte azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat olduğunu öğrendik. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasında glikozit, 5 karbonlu şekerle fosfat arasında burada ester bağı, 2 tane nükleotit arasında fosfodiester bağı ve 2 zincir arasında kurulanlarında zayıf hidrojen bağı olduğunu öğrendik. Adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı olduğunu öğrendik ve ne kadar guaninle sitozin varsa DNA o kadar sağlam bir DNA olduğunu öğrendik. Tamam mı abici? Bak bir çakal daha soru neydi? Azotlu organik baza göre isimlendiriliyordu. Şu üçü azotlu organik baza göre isimlendiriliyordu. Kaç tane vardı? İşte atıyorum 4 tane DNA'da, 4 tane RNA'da olmak üzere 8 tane azotlu organik baz bulunuyordu. 8 tane azotlu organik baz bulunuyordu abici. Mevzu bu kadar basit. Tamam mı? Toplamda 8 tane azotlu organik baz bulunuyordu. 4'ü deoksiribonükleik asit, 4'ü de ribonükleik asit. Tamam mı abi? Sakın unutma. Yani 8 tane direkt olarak şey bulunuyor. Ne denir ona? Nükleotit bulunuyor. Tamam mı abicim? Güzel bir şekilde bunu da öğrendik. Şimdi artık DNA'nın en önemli yerine geldik. Bak DNA'nın replikasyonu. Ya hocam gerçekten bunu anlamıyorum ya. Vallahi bunu anlamıyorum. Yani soruları bir tuhaf geliyor. Böyle çok zor bir konu hocam bu ya. Bak ne kadar basit olduğunu anla. Bu ne kadar böyle cümle gördüysem anlattıktan sonra öğrencilerin çok rahat yaptığını kendi gözümde 50 defa gördüm. Siz de yapacaksınız abicim. Siz de yapacaksınız. Bak burada DNA replike olurken belirli basamaklar var. Önce onları ezberleyeceğiz. Yarı korunumlu DNA'sını öğreneceğiz. Sonra ondan sonra melezleme, çaprazlama soruları var. Onları öğreteceğim. Ondan sonra da artık RNA'yı anlatıp protein sentezini tam anlamıyla göstereceğiz. Tamam mı abicim? Bak şimdi DNA'nın replikasyonu, DNA'nın eşlenmesi. Bak DNA'nın eşlenmesi. Şunu bileceksin abiciğim. Bir, DNA şöyle çift sarmal bir yapı olduğunu biliyoruz. Bak şuraya replikasyon orijini denir. Bak buraya replikasyon orijini veya replikasyon çatalı. Tamam mı? Soru bu. Replikasyon orijini veya replikasyon çatalı deniyor. Bak şimdi. Şurada adenin var. Karşılığında timin var. Arada ikili. Şurada guanin var. Karşılığında sitozin var. Aralarında üçlü bağ var. Şurada timin var. Karşılığında adenin var. Şurada ikili zayıf hidrojen bağ. Tamam mı abiciğim? Bak ne yapıyorum? Bir. Replikasyonu meydana getirecek olan yer, yani eşlenecek olan yer, replikasyon orijini denilen, replikasyon çatalı denilen yerden önce helikaz denilen enzim gelir, başlar. Bak helikaz denilen enzim gelir, bu replikasyon çatalından aynen bunları fermuar gibi yukarıya doğru açar. Yani şunları kırar gider, yani şuradaki bağları kıra açar, anladın mı? Yani fermuar gibi yukarıya doğru açıyor. Açtıktan sonra bak şu kol, böyle geliyor. Bak gördün mü? Bu kol böyle geliyor. Bu kol da böyle geliyor abiciğim. Bak mevzuyu anladın mı? Buradaki kol buraya, buradaki kol buraya. Şimdi şöyle çiziyorum. Buradaki kolu buraya yazıyorum. Adenin, sitozin, timin. Buradaki kolu da buraya yazıyorum. Adenin, guanin, timin. Gördün mü abiciğim? Bak şimdi. Yarısını korudum. Bak yarısı buraya geldi, yarısı buraya geldi. Önce helikaz denilen enzimle açtım. Güzel bir şekilde fermuarı açtım. Sonra yarısını böyle aldım. Diğer yarısını diğer tarafa geldim. Zaten DNA'nın eşlenmesine yarı korunumlu DNA eşlenmesi deniyor ya. Nedeni bu. Bak yarısını koruyorsun. Gördün mü abicim? Yarısını koruyorsun. Sonra bu sefer işin içerisine polimeraz enzimi giriyor. Bakın sakın şunu unutmayın. Eğer DNA meydana getiriliyorsa DNA polimerazla, RNA meydana getiriliyorsa RNA polimerazla. Sakın unutma. Bir daha söylüyorum. Eğer DNA meydana geliyorsa DNA polimerazla, RNA meydana getiriliyorsa RNA polimerazla. Burada DNA'yı eşlediğim için DNA polimerazla. Bak. Bir taraf 5 üstünden 3 üstüne doğru olan yer olacak. Tamam mı? Bir taraf kesintisiz olarak DNA polimerazla giderken diğer taraf kesintili olarak gidecek. Bak sakın unutma, tamam mı? Burada ben 3 tane aldım ama buranın böyle yüzlerce binlerce olduğunu düşünün. Burada kesinti pek olmadı ama siz bir tarafın kesintili olduğunu bileceksiniz. Tamam mı abicim? Bir taraf kesintili, bir taraf kesintisiz olarak gidiyor. Bak kesintili olan şu parçalara
Okazaki fragmanları denir, tamam mı? Okazaki fraktelleri, fragmanları, tamam mı? Okazakiler deniyor. Sakın unutma. Bak, bir daha söylüyorum. Bir taraf kesintisiz enzimle neyi meydana getiriyordum? DNA. O zaman enzim DNA polimerazla bir tarafı kesintisiz olarak, diğer tarafı kesintili olarak yeni zinciri meydana getiriyorum. Bak, hemen geliyorum. Bunun karşısına adenin, bunun karşısına sitozin, bunun karşısına timin. Buraya timin, buraya guanin, buraya da geliyorum, adenini koyuyorum. Tamam mı? Bak, gördün mü? Bak, kesintisiz, diğer taraflar kesintili. Kesintili olanlara bak soruldu. Okazaki fragmanları, tamam mı? Deniyor. Gördüğün gibi DNA polimeraz getiriyor. Sonra ligaz denilen enzim giriyor. Sonra işin içerisine en son ligaz. DNA ligaz. Bak, ligaz giriyor. Şunları güzel bir şekilde birleştiriyor. Aynı zamanda bak, bakıyor. Şunun arasında hani mutasyon var mı? Mesela burası doğru eşlenmiş mi? Eşlenmediyse doğru eşlenmesini sağlıyor. Böylece mutasyonun önüne geçmiş oluyor. Yani önce helikazla açarım. Sonra DNA polimerazla meydana, yeni zinciri meydana getiririm. Sonra ligazla da kontrol ederim. Bir tarafta sıkıntı var mı? Eşlenmemiş olan yer var mı? Yoksa şu okazaki fraktalları birleşmiş mi, birleşmemiş mi? Bak, hepsine bakıyorum. Şurada tabii zayıf hidrojen bağları kuruluyor. DNA polimeraz tarafından. Şöyle geldi, kuruldu. Gördün mü abicim? Meydana getirildi ve böylece bak, şu DNA'nın aynısından, bak gördün mü, burası da aynısı. Gördün mü? Birbirinin aynısı olan iki tane DNA meydana getirilmiş oluyor abicim. Mevzu bu kadar basittir. Bak, gördüğünüz üzere güzel bir şekilde replikasyonu sağlamış olduk. Yani bir tane DNA'dan iki tane birbirinin aynısı olan DNA meydana getirdik. Çakallık neydi? Önce helikazla aç, ondan sonra polimerazla, bir taraf kesintisiz, diğer taraf kesintili. Bu kesintilere okazaki fraktalları deniyor. Sonra bunları ligazla birleştir. Ondan sonra al sana bir DNA'dan iki tane DNA meydana gelmiş olsun abiciğim. Mevzu bu kadar basittir. Bu DNA eşlenmesine yarı korunumlu DNA eşlenmesi deniyor. Bak, eşlenirken yarısını korudum. Gördün mü? Yarısını korudum. O yüzden yarı korunumlu DNA eşlenmesi deniyor. Banko test sorusudur. O da sorularda gelir. Tamam mı? Bu eşlenme şekline ne diyormuş abicim? Yarı korunumlu DNA eşlenmesi. Mevzu bu kadar. Helikazla zinciri aç, polimerazla meydana getir. 5 üstünden 3 üstüne doğru. Bir taraf kesintisiz olarak, diğer taraf kesintili olarak geliyor. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyorsun? Kesintili olanlara ne diyorsun? Okazaki fraktalları veya fragmentleri sorularda gelir abiciğim. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı? Bak, şeyi anladın. Replikasyon olayını anladın. Nasıl meydana geldiğini. Helikazla aç, polimerazla yap, ligazla kontrol et de mutasyon falan meydana gelmesin. Şimdi geldik. Asıl soru gelen yere. Şimdi çok iyi dinle. Tamam mı? Bak abi. Şöyle. Şu DNA'nın iki zinciri, hani ben şöyle çizmiyorum da böyle yan yana çiziyorum. Tamam, bak böyle yan yana çiziyorum. Bak şimdi abiciğim. Eğer ki azotlu organik bazlardan azot olarak azot 14 normal DNA'da bulunur. Azot 15 ağırlaştırılmış DNA'da bulunur. Bak, ağır, gördün mü abiciğim? Bak, ağır. Mevzu bu. Bak, bu ağır. Bu normal DNA, bu ağır DNA. Bak, mevzu bu. Eğer normal DNA derse her iki tarafta 14 olacak. Ağır DNA derse her iki tarafta 15 olacak. Eğer melez DNA derse bir taraf 14, bir taraf 15 olacak. Bak, anladık mı? Önce bunu yazmayı öğren. Normal DNA'da ne varmış? Azot 14 varmış. Bak, bir daha söylüyorum. Normal DNA'da ne var? Azot 14. Ağırlaştırılmış DNA'da azot 15. Melez DNA'da bir taraf 14, bir taraf 15. Mevzu bu kadar basit. Tamam mı? Melez DNA'da bir taraf 14, bir taraf 15 meydana gelecek. Şimdi bana soruda diyecek ki, abi atıyorum normal bir DNA diyecek. Hemen yazacağım soruyu. Bak, normal DNA derse hemen 14'ü yazdım. Tamam mı? Hatta dur, şunu da göstereyim. Alır böyle DNA'ları, böyle alır, santrifüj eder. Bak, santrifüj eder. Tamam, karıştırır, döndürür tüpün içinde. Sonra bir bakar, en altta bulunan 15'li DNA, yani ağır DNA. Tamam mı? 15 alta çeker. Abi ağır. Azot 15 ağır. Bak, melez olan 14-15 ortada kalır. Hafif olan
14-14'te yukarıya doğru çıkar. Bak bu da sorularda gelir. Bak bu da sorularda gelir, tamam mı? Ağır DNA alta çökecektir her zaman için. Melez DNA ortada kalacaktır 14-15. Hafif DNA 14-14. Normal DNA yukarıda kalacaktır. Ağırlığı olan aşağı doğru çökecek. Mevzu bu kadar basit, tamam mı? Santrifüj edildiğinde bilmem ne olur falan tarzında sorular gelir. Sen artık bunu da rahat bir şekilde yaparsın. Bak şimdi 14-14 soru şu. Normal bir DNA, normal bir DNA ağırlaştırılmış ortamda iki defa replike edilirse, bak iki defa replikasyona uğrarsa, nerede? Ağırlaştırılmış ortamda. Abi ağırlaştırılmış ortam 15 ortam değil mi? 15 ortam. Şimdi yazıyorum. Aynen 15-15 yazdım. Bak iki tane 15'te replike edeceğim. Şimdi replikasyonun birinci kuralı neydi? Önce aradaki bağlar koparılıyor. Şunlar ayrılıyordu. Bak geldim, bu 14'ü buraya aldım. Şu 14'ü buraya aldım. Ayırdım. Bak ayırdım. Birini buraya aldım, birini buraya aldım. Sonra yeni meydana getirilecek DNA ortamdaki azotla meydana gelecek DNA olduğu için yeni zincir 15'te olacak. Bak gördün mü? Hop, yeni zincir nasıl olacak? 15'te olacak. Bitti, bu kadar. Yeni zinciri getiriyorum. Anladın mı? O helikazla açtıktan sonra polimerazla meydana getiriyordum ya. Bak meydana getirdim. Ortam nasıl ortam? 15'te ortam. O zaman 15'te şekilde meydana getireceğim. Sonra geldim burada. Bak. Şimdi bunları replike ediyorum. Bak şunu replike ediyorum. Şurası 14 diyorum. Şurası 15 diyorum. Bak ayırdım. Geldim bunu ayırıyorum. Şurası 14 diyorum. Şurası da 15 diyorum. Bak gördün mü? Şurası da 15 diyorum. Şimdi ortam nasıl? 15. O zaman yeni meydana getirilecekler 15'li 15'li. Bak 15, 15, hop 15, 15. Yani replikasyonun sonucunda, al bir de santrifüj edelim. Replikasyonun sonucunda bak görüyor musun abicim? İki tane ağır DNA, bak gördün mü? Yani %50'si, iki tanesi değil mi? %50'si de böyle olacak. %50'si böyle ağır DNA 15-15 olacak. Diğeri melez olacak. %50'si de, yani iki tanesi de 14-15 olacak. Mevzu bu kadar basit. Gördün mü abicim? Bak olay bu kadar basit. İşte santrifüj edildiğinde de sonuç böyle çıkmak zorunda. 15-15 iki tane, 15-15 iki tane, 14-15 iki tane olmak üzere böyle meydana gelecek. Bu kadar basit. Bak bu kadar basit, gördüğünüz üzere zor değil. İnanın zor değil, çok basit. Sadece verileni yaz, verileni yaz. Al bir tane daha çözeyim, hadi bir tane daha çözeyim, işi bitirelim, tamam mı? Bana diyecek ki melez bir DNA diyecek. Bak melez bir DNA, hemen melez DNA'yı yazıyorum. Diyorum ki 14'e 15. Önce kendin çöz, sonra bak doğru mu yapmışsın, yanlış mı yapmışsın. Bak melez bir DNA geldim. Hangi ortamda? Bir kere 14'lü ortamda, bir kere de 15'li ortamda çoğaltalım. Hadi tamam mı? Biri normal ortamda, biri de ağırlaştırılmış ortamda çoğaltalım. Hadi dur şimdi videoyu, çöz kendin. Geldim 14'ü buraya aldım, 15'i buraya aldım. Sonra geldim dedim ki abicim ortam nasıl bir ortam olacak? 14'te. Hop yeni meydana gelecek 14. Sonra aldım bunu, 14 buraya dedim, 14 buraya dedim. Şunu aldım, 15 buraya dedim, 14 buraya dedim. Ortamı ayırdım. Sonra hop şöyle yeni ortam 15 olacak, 15 olacak, 15 olacak. Şurası da 15 olacak. Tamam mı abicim? Yani olayın sonrasında bir de santrifüj ettirirler böyle. Santrifüj ettiği anda bak gördün mü? Yani %25'i, bak %25'i gördüğünüz üzere %25'i ağırlaştırılmış DNA. %25'i yani 4 taneden bir tanesi, tamam mı abicim? %25'i ağır DNA, %75'i %75'i melez DNA. Gördün mü abicim? Olay bu kadar basit. Bir de santrifüj ettim. 4 taneden bir tanesi ağır, 3 tanesi melez. Orana vurursan %25'i ağır, %75'i melez. Olay bu kadar basit. Tamam mı? İşte bak öğrenci buna yapamıyor. Öğrenci bunu yapamıyor. Zor değil. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde zorluğu yok. Tamam mı abicim? Bunu da anladıysan, bunu da anladıysan kendin sorularına bak, güzelce soru çözümleri yap. Bununla da alakalı soru çözümleri yapacağım. Şimdi geldik artık RNA'yı anlatmaya. Bak geldim RNA'yı anlatıyorum, tamam mı? RNA 1, bak 1. Yönetici molekülüm, eyvallah. RNA'nın görevi protein sentezinde görevlidir. Banko test sorusu. Bak mutlaka sorulacak. RNA DNA sentezinden sorumludur. Bak şurası DNA. DNA çift zincirliyken RNA anlamlı zincirden meydana geldiği için RNA tek zincirlidir. Banko test sorusu. Bak RNA'nın özelliklerini söylüyorum. 1. Protein sentezinde görev yapması. 2. DNA'dan sentezlenmesi. Bak DNA'dan sentezleniyor RNA. 3. RNA tek zincirlidir. Abicim bak DNA çift zincirli, RNA tek zincirli, gördün mü? RNA tek zincirli, DNA'dan meydana geliyor tek zincir. Mesela
Çip zinciri olduğu için DNA ne kadar adenin varsa o kadar timin oluyordu. Ne kadar guanin varsa o kadar sitozin olurken DNA'da böyle bir eşitlik olamaz tek zincirli olduğu için. Ne kadar adenin varsa o kadar urasil olmak zorunda değildir. Ne kadar guanin varsa o kadar sitozin olmak zorunda değildir. Hatırla, DNA'da timin varken RNA'da urasil vardır, sakın karıştırma. Tamam abicim. Protein sentezinde görevli. DNA'dan kalıp alıyor. Yönetici moleküllerimizden bir tanesi. Protein sentezinde görevli. Ve RNA tek zincirli. RNA tek zincirli. Gördün mü? RNA tek zincirli, gördüğünüz üzere. DNA'dan meydana geliyor. Protein sentezinde kullanılıyor. Tek zincirli. Adenin, urasil, guanin, sitozin eşitliği olacak diye bir şey söz konusu değildir. Olabilir. Bilemem. Ama hani kesinlik yok. Ama kesinlikle olacak diye bir şey yok. Ama DNA'da kesinlik var abicim. Tamam mı? Olmak zorunda. Ne kadar adenin o kadar timin. Eğer bir mutasyon yoksa, tamam mı? Ama burada olacak diye bir kayde bir şey söz konusu değildir. Onu da bileceksin. RNA protein sentezinde görevli. 3 tane RNA var. Bak, mRNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA olmak üzere 3 çeşit RNA vardır banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. mRNA, taşıyıcı RNA, bir de ribozomal RNA olmak üzere 3 tane RNA vardır banko test sorusudur. Şimdi geleceğim, bu 3 tane RNA'yı ben size güzel bir şekilde anlatacağım. Tamam mı abicim? Önce bir protein sentezini şöyle yalandan böyle yalandan sadece ne olduğunu mantığını gösterip RNA'ları öyle anlatayım. Daha çabuk kafanıza girecek ve daha iyi kafanıza girecek, göreceksin abiciğim. Bak, protein sentezi şu. Hop, şurası sitoplazma. Bak, şurası sitoplazma. Şurası çekirdek. Tamam mı? Şurası da ribozom. Bak şimdi burası da ribozom. Protein sentezi şu. Çekirdeğin içerisinde ökaryotlarda, bak bakterilerde çekirdek zarı yok, unutma. Ökaryotlarda, yani bizde protistlerde, mantarlarda, bitkilerde, tamam mı? Bak, birinci olay şu. Bak, birinci olay şu. Şimdi protein sentezi diyeceğim. Tamam mı? Saçını uzatacaksın. Tırnağını uzatacaksın mesela. Tamam mı? Yaraların iyileşecek. Bak şimdi önce mesela senin saçını uzatacak olan şifre DNA'da burada görevli. Bak gördün mü? DNA'da burada. DNA'da burada yazıyor. Bak önce DNA'dan mRNA sentezlenir. Bak bunun adına mRNA deniyor. Tamam mı? Birinci olay neymiş? DNA'dan mRNA sentezi. Bak DNA'dan mRNA sentezine yazılma denir. Yazılım, yazılma. Tamam mı? Transkripsiyon, transkripsiyon. Şimdi detaylı anlatacağım onu, tamam mı? Önce görev şu. DNA'dan mRNA sentezleniyor. mRNA bu şifreyi aldıktan sonra çekirdeğin porları daha büyüktür. Hücre zarının porlarına göre daha büyüktür. Hemen buradan çıkar, bak çıkar. Ribozomun küçük alt birimine gelir, yapışır ve burada okunma işlemi başlayacak. O zaman mRNA'nın görevini öğrendik. Bak mRNA'nın görevini hemen öğrendik. Neymiş mRNA'nın görevi? DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma getiren mesajcı, mesajcı. mRNA denmesinin adı bu. Mesajcı RNA. DNA'daki şifreyi, DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma getiriyor. Yani mesajı ribozoma getiriyor. İşte mRNA'nın görevi bu. Gördün mü? mRNA'nın görevi bu. mRNA tek böyle ince uzun zincir şeklinde. Tamam mı? Aralarında en az bulunan RNA çeşidi budur. %5 oranında bulunur. mRNA tekrar tekrar kullanılabilir. Bak bütün RNA'lar tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bir daha söylüyorum. Bütün RNA çeşitleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. mRNA ince uzun zincir %5 oranında bulunuyor. Görevi neymiş? DNA'dan çekirdekte aldığı DNA'daki şifreyi ribozoma getiren RNA şekline mRNA deniyor. Yani ribozomal RNA deniyor. Şimdi geldik. Bak şimdi okunmaya başlandı. Burası okunmaya başlandı. Her üçlü, birazdan göstereceğim. Her üçlü bir tane amino asidi şifreler. Birazdan mantığını anlayacaksın. Şimdi sadece şöyle öğren. Bak şimdi bu üçlü taşıyıcı RNA denilen bir RNA gelir burayı okur. Bak her üçlü bir amino asidi veriyor, tamam mı? O amino asitler sitoplazmada serbest halde geziyor. Bak sitoplazmada var. Bu üçlü okunduktan sonra taşıyıcı RNA geliyor. Burayı okuyor. Diyor ki bir ucuyla bak buna bağlanıyor. Diğer ucuyla burada hangi amino asidi şifreliyorsa gidiyor sitoplazmada onu buluyor. O amino asidi getiriyor. Ribozomun üst birimine koyuyor. Buraya başka bir taşıyıcı RNA gidiyor. Buluyor getiriyor. Bak gidiyor buluyor getiriyor. Gidiyor buluyor getiriyor. Taşıyıcı RNA. O zaman taşıyıcı RNA'nın görevi sitoplazmada bulunan amino asitleri ribozomun üst birimine getirene taşıyıcı RNA diyoruz. Bak tRNA ne işe yarıyormuş abicim? Sitoplazmada serbest halde bulunan amino asitleri şifreye göre ribozomun üst birimine getiriyor. Tamam mı? Bak taşıyıcı RNA'nın görevini de öğrendik. Taşıyıcı RNA yonca yaprağı şeklindedir. Bak yonca yaprağı şeklindedir. Burayı çok önemli. Bak burayı çok iyi dinle. Yonca yaprağı şeklindedir. Bir tarafıyla gördüğün gibi direkt olarak ribozomdaki o şifreye
mRNA'ya bağlanıyor. Diğer taraflarıyla gelip buradaki hangi amino asit veriyorsa o amino asite bağlanıyor. Görüyor musun? Burayla mRNA'ya, burayla amino asite bağlanıyor. Yonca yaprağı şeklinde. Bak gene tek zincirli abi, bak. Tek zincirli. Bir tane zincirden meydana geliyor. Tamam mı? Bak. O zincir kendi üzerine katlanma meydana getiriyor. Gene bir zincir. DNA şöyle çift sarmaldı. DNA çift zincirdi. Bak bu tek zincir. Bak abicim. Taşıyıcı DNA'nın sorusu şudur. Taşıyıcı DNA'larda eğer ki bu zincirler arasında buraya adenin, buraya urasil geliyorsa burada zayıf hidrojen bağı içerir abicim. Bitti bu kadar. Tamam mı? O zaman taşıyıcı DNA zayıf hidrojen bağı içerir. Bitti gitti bu kadar. Tamam mı? Bak gördün mü? Taşıyıcı DNA'da aynen zayıf hidrojen bağı DNA'da olduğu gibi olabiliyor. Aynısı ribozomal RNA'da da olabiliyor. Ribozomal RNA da kendi üzerine katlanmalar meydana getirdiği için onda da zayıf hidrojen bağı olabilir. Bak sakın unutma. Olabilir. 3 tane RNA var. Aralarında en yüksek oranda bulunan ribozomal RNA'dır. %65, %70 oranında bu bulunuyor. Tamam mı abicim? Bak ribozomal RNA'nın görevi şu. Bu amino asitler arasına bir tane peptit bağı kurarak, proteini meydana getiren de ribozomal RNA'dır. Sakın unutma. Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenir. 3 sene öncenin çıkmış sorusudur. Bir daha söylüyorum. Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenir. Bir organelin yapısına katılır. Bak en çok gelen soru. Aşağıdakilerden hangisi bütün RNA çeşitleri için ortaktır? Organelin yapısına katılma. Hayır. Organelin yapısına katılan sadece ribozomal RNA'dır. Ribozomal RNA ribozomun yapısına katılır. Bak ribozomun yapısı, %60 ribozomal RNA, %40 proteinler meydana gelmiştir. Yani bir nükleoproteindir bak ribozom. Bir daha söylüyorum. Ribozomun yapısına hangisi katılıyormuş? Ribozomal RNA. Yani bir organelin yapısına katılan sadece ribozomal RNA'dır. mRNA mesajcı RNA. DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma getiren mRNA. Gördün mü? Tekrar tekrar kullanılır. Taşıyıcı RNA. Sitoplazmadaki amino asitleri ribozoma getiriyor. Taşıyıcı RNA bu. Yonca yaprağı şeklinde, aralarında zayıf hidrojen bağı olabilir. Ve %25 %30 oranında bulunuyor. Her üçü tekrar tekrar kullanılıyor. Aralarında organelin yapısına katılan kim vardır? Sadece ribozomal RNA. Bak sadece ribozomal RNA bir organelin yapısına katılır. Tamam mı? Bak tipik soru budur. Her üçü protein sentezinde görev alıyor ama bir organelin yapısına katılan sadece ribozomal RNA. Taşıyıcı RNA, yonca yaprağı, tamam mı? Aralarında zayıf hidrojen bağı. mRNA ince uzun iplikçik. İnce uzun iplikçik, aralarında zayıf hidrojen bağı yok. En az oranda bulunan mRNA. Her üçü tekrar tekrar kullanılabiliyor. Her üçü protein sentezinde görevli. Ribozomal RNA sadece ribozomun yapısına katılıyor. Çekirdekçikte sentezleniyor. Hepsi DNA'dan meydana geliyor. Bak her üçü de çekirdekte DNA'dan meydana geliyor. Tamam mı abicim? Süper. Şimdi bunları öğrendik. Şimdi başka bir şey daha öğretiyorum. Bak başka bir şey daha öğretiyorum. Adım adım protein sentezine doğru gidiyoruz. Şimdi kod, kodon ve antikodon. Bak bunu da çok sorarlar. Abicim zor değil. Emin olun çok basit. Bak çok basit. Önce şöyle söyleyelim. Tamam mı? DNA'da şimdi... Şöyle söyleyelim, dur önce bir mantığını anlatayım, ondan sonra şu kod kodon antikodon sorularını çözelim, işi bitirelim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın DNA'da 4 tane harf var abiciğim. 4 tane harf var değil mi? Adenin, timin, guanin, sitozin. Bakın bizim vücudumuzda 20 çeşit amino asit var abiciğim. Sakın unutma, bir canlı vücudunda 20 çeşit amino asit var. Bunun 12 tanesini kendisi sentezler, 8 tanesini dışarıdan hazır alır. İşte dışarıdan hazır aldıkları bu amino asitlere işte temel esansiyel amino asitler denir ama bizim vücudumuzda 20 çeşit amino asit olduğunu bileceksin. Bir kere 20 çeşit amino asit var. Tamam mı abicim? Bitti. Sonra diyorlar ki abicim 4 tane harf var ya. 4 tane harf var. Mevzu şu. Diyorlar ki önce abi, önce mesela bunları ikili ikili dizsek diyorlar. Tamam mı? Adenin timin hani şifreyi kaçarlı kaçarlı versin diye düşünüyorlar. 4'ün ikilisini çizdiği anda 16 tane şifre çıkıyor. Ama 20 çeşit amino asit var abicim. Birbirini karşılamıyor. Anladın mı? Birbirini karşılamıyor. Bir tane şifrenin 2 tane amino asit vermesi lazım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey olamaz. O zaman diyor ki, o zaman bunlar üçerli dizilse diyor. Yani şöyle, her şifre üçerli üçerli olsa diyor. Adenin timin timin. Mesela guanin sitozin sitozin. Adenin timin sitozin şeklinde olsa diyorlar. Nasıl olur diyorlar.
64 tane şifre çıkar diyorlar. He bak bu kabul ediyor. Bu 20 çeşit amino asit verebiliyor. Deniyor ki abicim 64 tane şifrenin 5 tane farklı şifre aynı amino asit verebilir. Eyvallah verebilir. O zaman diyorlar bunlara üçerli üçerli dizeceğiz diyorlar. Tamam mı? Üçerli üçerli dizilecek. Bak bak soru buradan geliyor. İşte 64 tane şifreyi üçerli üçerli diziyor. Bak mantık şu. Her bir üçlü bir tane amino asit şifreliyor. Tamam mı? Hani mRNA'dan gelip taşıyıcı RNA burayı okuyor mesela. Taşıyıcı RNA burayı okuyor. Bakıyor ATC hangi amino asit? Metiyonin. Gidiyor bununla metiyonini buluyor. Metiyonini getiriyor. Mevzu bu. Tamam mı? O yüzden bu üçlülere bak bu üçlülere DNA'da kod denir. Sakın unutma. DNA'da bu üçlülere ne deniyormuş abicim? Kod. Mesela adenin, timin, timin. Guanin, sitozin, sitozin. Adenin, timin, sitozin. Guanin, guanin, sitozin. Attım mesela. DNA'daki üçlüye kod deniyor. Bak mRNA'daki üçlüye kodon deniliyor. Bak mRNA'da bunun kodonu. Hani şeyde vardı ya DNA'da şeyde çekirdekte sentezleniyor diyor. Mesela adeninin karşısına her zaman için urasil gelecek. Timin gelmeyecek. RNA'da timin yoktu. Timin yerine ne vardı? Urasil. O zaman burası urasil, adenin, adenin oluyor. Tamam mı? İşte sitozin, guanin, guanin, urasil, adenin, guanin, işte sitozin, sitozin, guanin şeklinde. Gördün mü abicim? DNA'daki üçlüye yani mRNA'daki üçlüye kodon deniyor. Taşıyıcı RNA'daki üçlüye de antikodon deniyor. Bak buna göre antikodonu. UAA'nın antikodonu adenin, urasil, urasil. Gördün mü? Guanin, sitozin, sitozin. Adenin, urasil, sitozin. Guanin, guanin, sitozin. Mevzu bu kadar basit. Gördün mü abicim? Yani buradan buraya geliyorsun. Yani önce kod, sonra kodon, sonra antikodon işbirliği meydana geliyor. Mesela sana antikodonu verirse, sana antikodonu verdi. Sorularda da genelde öyle verir. Al sana antikodonu verdi. UAG, UUG olsun. Mesela antikodonu verdi. Benden kodu isterse. Antikodondan hemen kodona geç abicim. Hemen kodona geç. Adeninin karşısında ne var? Urasil. Adenin var. Sitozin. Burada ne var? Adenin, adenin, sitozin. Hemen buradan da koda gel. Urasilin karşısında ne var? Adenin. Adenin karşısında ne var? Timin. Sitozinin karşısında guanin. Adenin, timin, timin, guanin. Bak gördün mü abicim? Bak burası kod, burası kodon, burası antikodon. Ne verirse diğerine gidebilirsin. Kod, kodon, antikodon. Kod, kodon, antikodon. Kodonu verirse önce direkt olarak bir yukarısı zaten kod, bir aşağısı antikodon. Antikodonu verirse kodona gel, sonra direkt olarak koda gelebilirsin. Zaten ezberlediğin zaman bu ikisinin sadece şeylerin yerine, urasillerin yerine timin geleceğini anlamışsındır zaten. Bak timin, timin, guanin. Gördün mü? Gerisi aynısı. Burada bak bu aynısı. Bu aynısı, sadece urasil yerine timin geliyor. Mevzu bu kadar basittir. İlerleyen soru çözümlerinde zaten bunun ne olduğunu kendin anlayacaksın. Kafana girecek abicim. Tamam mı? Son derece önemli. Gördüğünüz üzere son derece önemlidir diyoruz abicim. Şimdi geldik. Güzel bir şekilde bunu anlattık. Şimdi kod kodon antikodon ilişkisini de gösterdik. Şimdi geldik artık genden proteine kısmını güzel bir şekilde anlatmaya. Şimdi bir daha. Kaç tane şifre var abicim? 4'ün üçlüsü 64 tane şifre var. Bak sakın unutma. 64 tane şifre var. Evet 64 tane şifre var arkadaşlar. 4'ün üçlüsü 64. Bunun mantığını öğrendin ne şekilde olduğunu. Bakın şimdi çocuklar. 64 tane şifrenin 3 tanesi bak 3 tanesi stop kodonu. Sakın unutma stop kodonu. Yani protein sentezini sonlandıran kodonlar. 3 tanesi amino asit şifrelemez bunlar. Bak sakın unutma. Bir daha söylüyorum. 64 tane şifrenin 61 yani 3 tanesi stop kodonu. Bunlar UAA, UAG, UGA. Uy anam anam, uy anam gaynanam, uy gaynanam anam. Aklınızda böyle kalsın. UAA, UAG, UGA. Bak bunlar stop kodonu. Yani bunlar okunduğu anda amino asit ver vermiyor. Bunlar direkt olarak protein sentezini sonlandırıyor. Son veriyor. Tamam mı abicim? Bunlara o yüzden durdurma kodonları veya stop kodonları diye sorularda gelir. Bak bunlar stop kodonları. Unutma. Tamam mı? Geldik geriye 61 tane şifre. Bak abicim. Burayı çok iyi dinle. Buradan direkt sana 2 tane soru vereceğim. Bak 2 tane soru vereceğim. 61 tane şifrenin 61 tane şifrenin amacı şu. 20 çeşit amino asidi vermek. Bak 20 çeşit amino asidi 61 tane şifre verecek. Bu ne demek biliyor musun? Birden fazla şifre aynı amino asidi verebilir. Mesela bak AUU, AUG, AGU mesela tamam mı? Atıyorum U
U gördün mü abiciğim? Bak bu 4 tanesi atıyorum 4 tanesi metiyonin adı verilen amino asit verebilir. Tamam mı abiciğim? Bak bir daha söylüyorum. Bir tane şifre şöyle söyleyelim. Birden fazla şifre aynı amino asit verebilir. Bak 61 çeşit şifre var. 20 çeşit amino asit var. Bunu gerektiriyor abiciğim. Birden fazla şifre aynı amino asit verebiliyor. Ama bak şu böyle bir şey olamaz. Bak şöyle bir şey olamaz. Yani bir tane şifre hem metiyonini hem de izoleüzini veremez. Bak en çok gelen yanıltıcı soru bu. Bir tane şifre hem bunu hem bunu veremez. Bir tane şifre bir tane amino asit verebilir ama birden fazla farklı şifre de aynı amino asit verebilir. Tamam mı abicim? Bak ikinci soru tipini de verdim. Üçüncü soru tipi şu. Şöyle diyecek bak. Diyecek ki mutasyona uğradığı halde bak mutasyona uğradığı halde protein sentezinin değişmediği gözlenmektedir. Soruya aynen böyle başlayacak. Diyecek ki mutasyona uğradığı bilindiğine göre ama protein sentezi değişmemiş. Nedeni ne? Bak nedeni şu. AUU mutasyona uğruyor. Mesela son harfi G'ye dönüşüyor. Tamam mı bak? AUU iken AUG haline dönüşüyor. Abici bir bakıyorsun ikisi de neyi veriyor? Metiyonini veriyor. Veya AUG iken veya şöyle AUU iken bak mutasyona uğramış. Burası G oluyor ama o da neyi veriyor? Metiyonini. Al sana soru. Mutasyona uğradığı halde eğer protein sentezi değişmiyorsa, şifrelerin yeri değişmiyorsa bunun nedeni birden fazla şifrenin aynı amino asiti vermesi olacaktır banko test sorusu. Stop kodonları UAA, UAG, UGA stop kodonları amino asit vermez. Bütün işte geriye kalan 61 çeşit şifre 20 çeşit amino asiti verecek. Birden fazla farklı şifre aynı amino asiti verebilir ama aynı şifre farklı amino asitleri veremez. Al bir soru daha. Ne olursa olsun bütün canlılarda aklınıza ne geliyorsa bütün canlılarda protein sentezi AUG ile başlar. Bunun adı başlangıç kodonudur. Banko test sorusu. Hepsi AUG ile başlayacak. Başlangıç kodonu da metiyonin denilen amino asiti verecektir. Bitti bu kadar. Tamam mı abicim? Bir daha söylüyorum. Bütün canlılarda protein sentezi neyle başlıyormuş? AUG. Mesela sorularda gelir. Bak şimdi sorularda gelir. Mesela şöyle yazalım. Bak şöyle yazalım. AAA mesela. AUU mesela. AUG. GGC. CCC. AC veya şöyle UAA olsun. Tamam mı? UAA olsun. Sana diyecek ki burada. Bu verilen olan, verilmiş olan zincirde burası UAA, tamam mı? Verilmiş olan zincirde kaç tane amino asitten meydana gelmiş bir protein sentezlenecektir diyecek. Bak, hemen soruya başlayacağım. Şöyle çizeceğim, tamam mı? 1. Başlangıç kodonu neyle başlayacak? AUG. O zaman başlangıç kodonu burada. Bak, bundan sonrası şifre verecek. Anladın mı? Burası boş, burası boş. Burası da amino asit vermiyor. AUG ile başlamak zorunda. AUG'den sonra geliyor. AUG metiyonin. Bak, birinci amino asit. Bu ikinci amino asit. Bu üçüncü amino asit. Bak bu stop kodonu gördün mü? Bu da protein sentezini son bulduracak. O zaman 3 tane amino asitten oluşmuş olan bir protein açığa çıkacaktır. Bak mevzuyu anladık mı? Neyle başlıyormuş? AUG ile. Neyle bitiyormuş? UAA. UAG, UGA'dan herhangi biri okuduğunda burası amino asit vermez. Burası protein sentezini durdurur. Amino asit verenler burada. Bak 1, 2, 3 tanesi. Bu da sonlandırıyor. İş bitiyor gidiyor. Neyle başlıyormuş her şeyde? AUG ile. Başlangıç kodunu neymiş abicim? AUG. Kaç tane şifre var? 64. Kaç tanesi amino asit veriyor? 61. Çünkü 3 tanesi stop kodunu. Birden fazla farklı şifre aynı amino asit verebiliyor mu? Aynı amino asit verebiliyor. Tamam mı abicim? Bak şimdi bir şey daha sorayım sana buradan. Bir tane daha soru öğreteceğim sana. Bak basit olarak şöyle yazalım. AUG. UUG. AUU. AU işte C. CAU. GGC. Bak gördün mü? Ben sana şöyle şuraya rastgele 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şifre yazdım. 6 tane kod yazdım. Tamam mı? Bak. Bunun taşıyıcı kodonuna bak. Şimdi taşıyıcı kodonuna bak. Şöyle geldim. Taşıyıcı kodonu bunun ne biliyor musun? UAC. Karşılığı antikodonu bu. Bak bunun AAC. Bununki UAA. Bak bununki UAG. Bununki işte GUA.
C, C, G. Abicim bak görüyor musun? Hepsinde farklı bir tane taşıyıcı RNA var değil mi? Yani var olan şifrenin taşıyıcı RNA'sı farklı olacak. O zaman 61 tane farklı şifre olduğuna göre 61 tane de taşıyıcı RNA olacaktır banko test sorusudur. O zaman bak en önemli yeri gösteriyorum. Bak göstere göstere öğretiyorum. Abicim bir protein sentezinde maksimum kullanacağın taşıyıcı RNA sayısı, eğer bütün şifreleri bir kere kullandığını düşünürsen maksimum 61 tane şifre kullanabilirsin. Maksimum 60'tır. Bak minimum her şifreyi bir kere kullandın. Mesela metiyonini bir kere sadece AUG'yi kullandın. İşte triptofanda şu yani 20 çeşit amino asit var ya, hepsinde bir tane şifresini kullanırsan minimumda, al sana soru sorulacak, minimumda 20 çeşit taşıyıcı RNA kullanabilirsin. Banko test sorusu. Bak çok severler abicim, mantığını anla. Anlamadıysan ezberle ya. Anlamadıysan ezberle burayı. Bak bir daha söylüyorum. Bir protein sentezinde taşıyıcı RNA olarak kullanacağım maksimum taşıyıcı RNA 61 tanedir. Minimum taşıyıcı RNA 20 çeşittir. Bitti, bu kadar. Tamam mı? Bak maksimumunu, minimumunu sorarlar. Maksimum 61 tane, minimum da 20 çeşit amino asit kullanır, taşıyıcı RNA kullanırsın. Bir protein sentezinde dersin, yoluna devam edersin. Bak bütün her şeyi öğrettim. Şimdi artık geldik protein sentezini bitirmeye. Bak protein sentezini şimdi mantığıyla öğretiyorum. Sonra da buradan sana polizomu öğretiyorum. Sonra da santral dogmayı öğretip konuyu bitireceğim. Yani bir 10 dakikalık yerim kaldı gibi bir şey. Tamam mı? Şimdi bakın çocuklar, mevzu şu. 1. Bak bütün canlılarda DNA çekirdekte bulunmaz. Sakın unutma. Bakterilerde çekirdek zarı yoktur. Bakterilerin DNA'sı böyle gördüğün gibi şöyle halkasal yapıdadır ve etrafında çekirdek zarı yoktur. O yüzden bakterilerde bu dediğimiz olay sitoplazmada gerçekleşiyor ama bizlerde, ökaryot canlılarda çekirdeğin içerisinde. Bak çekirdeğin içerisinde önce şöyle DNA var. Tamam mı? Şurası ribozom, bak burası ribozom. Amino asitlerde sitoplazmada serbest halde bulunuyor. Kaç tane? 20 çeşit amino asit bulunuyor. Bak 20 çeşit amino asit bulunuyor. Ben sana buradan 2 tane soru göstereceğim. 1. Aynı zamanda buralarda adenin de bulunuyor, urasil bulunuyor, guanin bulunuyor, sitozin bulunuyor, adenin bulunuyor, guanin bulunuyor, sitozin bulunuyor. 5 karbonlu şekerler, o ribozlar bulunuyor. Bak her şey var abicim. Sitoplazmada her şey var. Riboz bulunuyor, cart bulunuyor, vitaminler var, enzimler var. Sitoplazmada her şey var. Bak ve çekirdeğin porları, bak sakın unutma. Çekirdeğin porları hücre zarının porlarına göre daha büyüktür. Abi çünkü mRNA çıkacak. Bak buradan sana 2 tane soru göstereceğim. Hem de önemli. Böyle düşmemen için. Bak birincisi şu. Önce DNA'dan mRNA sentezlenecek. Bak nasıl sentezlenecek? Önce DNA'dan mRNA sentezlenirken hatırla, şurada adenin var, şurada timin var, tamam mı? Şurada guanin var, şurada sitozin var. Aralarda zayıf hidrojen bağları var ya buralarda. Bak zayıf hidrojen bağları var. Bir. Önce RNA polimeraz. Bak sakın unutma. Burayı bir üst düzeyden anlatıyorum. İyice dinle. RNA polimeraz denilen RNA'yı meydana getirecek ya. RNA polimeraz. Bak. DNA meydana getiriyorsa DNA polimeraz. Ama burada mRNA meydana getireceğiz ya. RNA polimeraz. Bak RNA polimeraz ne yapıyor biliyor musun? Önce şunun arasındaki bağları kırıyor. Bak önce bunun arasındaki bağları kırıyor. Şurayı bir açık serbest hale getiriyor. Sonra buradan, bak sonra bunun karşılığında gördüğün gibi mRNA'yı meydana getiriyor. Bak ne yapıyormuş? Önce buradaki bağları kırıyor. RNA polimeraz. Bu zinciri açık hale getiriyor. Bu zincirden karşılığı olan mRNA'yı meydana getiriyor. Sonra bak mRNA'yı meydana getirince şurada geçici olarak zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Sonra o bağlar da kırılacak RNA polimeraz tarafından. Ama sakın unutma. Buradaki bağları kıran, şuradaki bağları meydana getiren RNA polimeraz. Bak sakın unutma. RNA polimeraz önce DNA'dan mRNA sentezi meydana geliyor. Bu olayın adına transkripsiyon denir. Banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Transkripsiyon dediğimiz olay neymiş? DNA'dan mRNA sentezinin meydana gelmesi. Kim meydana getiriyormuş? RNA polimeraz denilen enzim.
RNA polimeraz DNA'dan mRNA'yı meydana getirdi. Bak önce neymiş? RNA polimeraz şu bağları kırıyor. Sonra şurada geçici olarak bağ oluşturuyor. Sonra oralar kırılıyor. mRNA meydana getiriliyor. Bak şimdi. Meydana gelen bu mRNA. Başlangıç kodunu her zaman için ne olmak zorunda? AUG. AUG ile buralar çok önemli değil. Tamam buraları böyle yazalım geçelim. AUG ile başlayacak. Tamam mı? AUG ile. Sonra bak bu meydana gelen mRNA şuradaki pordan çıkıyor. Al sana bir tane daha soru. Bak şimdi. Şu mRNA sentezlenirken sonuçta bunun içerisinde mesela bak guanin yok. Guanin nereden gidecek? Bak sitoplazmadan bunun içerisine girecek. Tamam mı? Urasil bunun içerisinden çekirdeğin içerisine girecek. Adenin buradan geçecek. Yani mRNA sentezlenirken sitoplazmadaki azotlu organik baz sayısı azalır. 1. 5 karbonlu şeker olarak riboz geliyor ya. Riboz sayısı azalır. 2. Efendim söyleyeyim. ATP lazım mı? Lazım abi. Bu sentez işlemi. Hop buradan ATP de geçiyor. ATP de azalır. Bak sitoplazmada neyin artacağı neyin azalacağı tarzında sorular gelir. Artık çok rahatlıkla anladın sen bunu. Tamam mı? Yani burada mRNA sentezi yaparken sitoplazmadan azotlu organik bazlar çekirdeğin içerisine girer. Efendime söyleyeyim. Riboz içerisine girer. ATP içerisine girer ki bu sentezlenecek. Meydana geliyor. Neydi o? mRNA meydana geldi. Olayın adı ne? Yazılım. Olayın adı ne? Transkripsiyon. Nerede meydana geliyormuş? Ökaryotlarda çekirdekte. Prokaryotlarda sitoplazmada. Bak sakın unutma. Prokaryotlarda çekirdek yok. Ökaryotlarda çekirdekte. Prokaryotta sitoplazmada. Yapan enzim RNA polimeraz. Çünkü mRNA meydana getiriliyor. Sitoplazmadaki mantığı anladın. Şunlar da amino asitler. 20 çeşit amino asit. Metiyonini, triptofanı, cartı curtu, izolezini, lözini her şey var. Tamam mı? Şimdi bak bir mRNA meydana geldikten sonra mRNA bu pordan çıkıyor geliyor. Bak büyük ya geliyor ribozomun küçük alt birimine yapışıyor. Küçük alt birimine yapıştığı anda yavaş yavaş okunma işlemi başlıyor. Okunma işlemine translasyon denir. Bak transkripsiyon yazılım işlemi, translasyon okunuyor. Bak bazı zor sorularda çıkıyor arkadaşlar. Ribozom bunun üzerinde hareket etmez. Hareket eden mRNA'dır. Okunur geçer, okunur çıkar. Daktilo gibi okunur çıkar. Önce burası okunur, okunduktan sonra bu buraya gelir okunur. Sonra bu buraya gelir. Ne zamana kadar? UAA, UAG, UGA'dan herhangi biri okununcaya kadar. Bunlar okuduğu zaman protein sentezi son bulacak zaten. Bak geldim. Önce okundu. Başlangıç kodonu her zaman için abicim neydi? AUG'ydi. AUG okundu. Taşıyıcı RNA baktı buna. Geldi aldı bunu. Neymiş? AUG metiyonin. Geldi bu ucuyla. Gitti metiyonini buldu. Getirdi buraya koydu. Metiyoninden sonra bu sefer bu üçlü geldi okundu. Bak arada da peptit bağlarını meydana getiren neydi abicim? Ribozomal RNA'ydı. Okundu. Ne zamana kadar? Ta ki şundan birisi okununcaya kadar. UAA, UAG, UGA'dan birisi okunduğu anda protein sentezi son bulur. Büyük alt birim küçük alt birimden ayrılır. Bu meydana gelen proteinin primer yapısıdır. Yani birincil yapısıdır. Bu kendi üzerine katlanmalara başlar. Bir kere katlar sekonder olur. Bir kere daha katlar tersiyer olur. En son kuaterner yapı halini alacak. Birazdan onu da göstereyim. Hadi onu da anlatmayacaktım ama onun da detayını vereyim. Güzel bir şekilde öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Bu mevzuyu anladık mı? Yani şuradaki amino asitleri buraya getirenin taşıyıcı RNA. Buradaki şifrenin buraya getirenin mRNA. Bunların arasında peptit bağı oluşturanın ribozomal RNA olduğunu anladık mı? Yani ribozom olduğunu öğrendik. Tamam mı abicim? Gördüğün gibi her üçü de protein sentezinde görev alıyor. mRNA şifreyi getiriyor. Taşıyıcı RNA bu şifreye göre bunları alıp ribozomun üstüne bırakıyor. Bunları birleştiren de ribozomal RNA. Bak burada EPA denilen bir bölge vardır. Bak bu da bir tık zor soru. Gelir. EPA denilen şu. Taşıyıcı RNA önce A noktasından giriş yapar. Hani amino asitleri buldu ya. Amino asitleri aldıktan sonra A noktasından giriş yapar. Amino asiti P noktasındayken bunun üzerine bırakır. E noktasından da tekrardan sitoplazmaya tekrar kullanılmak için çıkar. Bir daha söylüyorum. Taşıyıcı RNA'nın ilk bağlandığı bölge A bölgesidir. Taşıyıcı RNA'nın üzerine bıraktığı yani proteinin üzerine konulduğu peptit bağının oluştuğu basamak P basamağıdır. Bıraktıktan sonra da E noktasından da dışarıya doğru çıkacaktır. EPA denilen bölge bundan ibarettir. Bak bir kere daha iyice kafaya girsin.
Şurası sitoplazma. Bak sakın unutma, burası sitoplazma. Şurası çekirdek. Burası ribozom, tamam mı? Hop, küçük alt birim, büyük alt birim birbirinden ayrı. Bak, aktif olmadığı dönemlerde, yani protein sentezlenmediği dönemlerde büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden ayrı. Ne zaman ki mRNA gelip yapışıyor, küçük alt birim ve büyük alt birim direkt olarak birbirine yapışmış oluyor. Tamam mı? Yani çalışmaya başlıyor. İlkin olay neymiş abicim? DNA'dan mRNA sentezi. Ne diyorduk buna? Transkripsiyon, yani yazılma işlemi. Transkripsiyon. Nerede gerçekleşiyor? Ökaryotlarda, çekirdekte, prokaryotlarda, sitoplazmada. Yapan enzim RNA polimeraz. RNA polimeraz önce şuradaki bağları koparıyor. Sonra buraya geçici bağları oluşturuyor. Bu mRNA sentezlendikten sonra geçici bağlar da koparılıyor. Transkripsiyon olayı oluyor. Meydana gelen mRNA buradan pordan çıkıyor. Geliyor küçük alt birime yapışıyor. Ve buradaki üçlüler artık okunmaya başlanıyor. Tamam mı? Sırayla okunuyor. Bak, sırayla okunuyor. Önce bu üçlü okunuyor. Taşıyıcı RNA geldi, getirdi, koydu. Sonra bu üçlü, sonra bu üçlü taşıyıcı RNA üzerine kondu, üzerine kondu. Her seferinde taşıyıcı RNA farklı. Bak, bir protein sentezinde maksimum kullanılacak taşıyıcı RNA kaçtı? 64. Minimum 61. Minimum kullanılacak kaç taneydi? 20. Sakın unutma. Bak, sakın unutma gelecek soru. Tamam mı abicim? Okundu okundu ne zamana kadar? Ta ki UAA, UAG, UGA'dan herhangi biri okunması yeterli. Mesela burada UAA var, tamam mı? Okunduğu anda protein sentezi son buluyor. Okunduğu anda protein sentezi son buluyor. Bak, birinci yapıya primer yapı deniyor. Bak, primer yapı. Primer yapı gelip de benim saçıma katılmaz. Bak, gelip benim saçıma katılmıyor. Gelip benim tırnağımı uzatmıyor. Bak, ne oluyor? Bu primer yapı böyle aralarında hidrojen bağlarıyla şöyle bir halkasal yapı haline geliyor. Buna sekonder yapı deniyor, tamam mı? Sekonder yapı, yani kendi üzerine katlanmalar meydana getiriyor hidrojen bağlarıyla. Daha sonra disülfit bağları girerek tersiyer bir yapı meydana getiriyor. Tersiyer yapı şu, tamam mı? Tersiyer yapısı bu. Böyle geliyor. Disülfit bağları var. Tersiyerde disülfit bağları var. İyonik bağlar var. Van der Waals bağları var. Tamam mı? Bir sürü bağlar var. Yani kendi üzerine katlanmalar meydana geliyor. Bak, 4 tane atıyorum. 4 tane tersiyerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı da kuaterner. 3 tane, 4 tane. Bu yapıya da kuaterner. Bak, bunlar da birbiri arasında bağ kullanıyor. Bunun adına da kuaterner yapı deniyor. İşte benim saçımı uzatan yapı kuaternerdir. Atıyorum. Mesela örümceklerdeki tersiyer. Örümceklerin ağ yapması tersiyer yapıdır, tamam mı? Birincil yapı işlevsel değil, primer yapı işlevsel değil. Katlandı sekonder bazılarında işlevsel, tersiyer işlevsel, ama bizde işlevsel olan, daha çok işlevsel olan kuaterner. 4 tane tersiyerin bir araya gelmiş yapısına da kuaterner yapı deniliyor. Tamam mı? Bak, gördüğünüz gibi protein sentezi bu. Protein sentezi bu. Olay bu kadar basittir. Bak şimdi, bazen size önce şu şeyi de anlatayım. Ondan sonra şu hesaplama sorusunu sorayım. Tamam mı? O hesaplama sorusu yamultacak. Gerçekten yamultacak. Bak, çok zor değil. Mantığını bir kere anla, işi bitireceğiz. Tamam mı? Mantığını bir kere anla, işi bitireceğiz. Ben önce başka bir şey daha anlatayım. Şu anlatacaklarımı bitireyim. En son bunu meydana getirelim. İyice kafa karışmasın. Tamam mı? Bakın çocuklar. Bazen. Öyle bir nokta oluyor ki senin çok hızlı bir şekilde proteine ihtiyacın oluyor. İşte yaralar iyileşiyor, anladın mı? Yaraların bir an önce iyileşmesi lazım veya ne bileyim, yani kan kaybediyorsun. Bir an önce senin proteine ihtiyacın var. Bir an önce. Bak, bu bir an önce proteini meydana getirmek için ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen bu şifreyi bir kere meydana getirdin ya. Bak, meydana getirdikten sonra bunun yanına böyle farklı farklı ribozomları ekliyorsun. Bak, ne yapıyor biliyor musun? Bu şifre burada okunuyor. Burada bir tane protein sentezlendi. Bak, buradan çıkan şifre buraya giriyor. Bak, gördün mü? Aynı protein burada da sentezlenmiş oluyor. Buradan çıktıktan sonra buraya geliyor. Aynı protein burada da sentezleniyor. Buradan çıkıyor, buraya giriyor. Bak, aynı proteini, gördüğün gibi şifre değişmediği için aynı proteini 4 tane 5 tane yerde meydana getiriyorsun. Bunun adına polizom deniyor veya poliribozom deniyor. Bak, sorularda gelir. Polizom veya poliribozom, sakın unutma. Bak, buradan sana 2 tane soru vereyim şimdi. 1. O zaman bütün proteinler, yani meydana gelen proteinler birbirinin aynısı ise bunun nedeni şifrenin aynı olmasıdır. Bak, buradaki ribozomların farklı olması, aynı olması, proteinin aynı olması aslında hiçbir önemi yoktur. Ribozomun görevi protein sentezlemektir. Farklı bir proteini meydana getirmesi için buradaki şifrelerin farklı olması lazımdır. Bak, buradaki şifrelerin. Ama buradaki şifrelerin hepsi aynı olduğu için aynı proteinler sentezlenir. Sakın düşme. Yani ribozomların farklı bir protein sentezlenmesinde görevi yoktur. Onun görevi sadece protein sentezlemek. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Bak abicim. Proteinin farklı olmasında bir,
Nükleotit sayısı. Bak, nükleotit sayısı çok önemlidir. Atıyorum ben de 80 tane nükleotitten oluşmuştur göğsündeki bir yapı. Sen de 120, anladın mı? Bak mevzuyu anladım. O zaman nükleotit sayısı 2. Her ikimizde de 80 tanedir ama bendeki şöyledir. AUG ile başlıyor. Guanin, guanin, sitozin, 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 urasildir. Sende şudur. AUG, CCU, AGU şeklinde gidebilir. Anladın mı? O zaman bak, nükleotit sayısı, nükleotit dizilişi bak çok önemli. İkimizde de aynı sayıda ama farklıdır. Veya 3 nükleotit demez de amino asit sayısı. Bende 80 tane amino asit vardır. Sende 120 tane vardır abiciğim. Geldi. Veya amino asit dizilişi bende şöyledir. Atıyorum metiyonin, metiyonin, triptofan, triptofan. Sende şöyledir. Metiyonin, triptofan, metiyonin, triptofan şeklindedir. Anladın mı? O zaman farklı bir proteinin meydana gelmesinde. Şifre çok önemli abiciğim. Şifre çok önemli. Nükleotitlerin dizilişi, nükleotitlerin sayısı, nükleotitlerin çeşidi. Bak nükleotitlerin çeşidi. Adenin, urasil, guanin, guanin, guanin şeklinde gelebilir. Sende farklı bir protein meydana getirebilir. Tamam mı abicim? O yüzden nükleotit sayısı, nükleotit dizilişi, nükleotit çeşidi, amino asit sayısı, amino asit dizilişi, amino asit çeşidi, anladın mı? Bunlar proteinlerin farklı olmasının nedenleridir abicim. Sakın unutma. Anladın mı? Aynı olmasının nedeni aynı şifrenin okunmasıdır. Bitti, bu kadar. Buradaki ribozomun farklı olmasında hiçbir önemi, hiçbir yeri yoktur. Proteinin, ribozomun görevi protein sentezlenmesi. A ribozomu da olsa aynı protein, B ribozomu da olsa aynı protein, C ribozomu da olsa aynı protein sentezlenecektir. Bunu bileceksiniz abicim. Evet, polizomu da anladık, nükleotit çeşitlerini de anladık, nasıl meydana geldiğini, nasıl durduğunu da anladık. Güzel bir şekilde bunu da öğrettik. Şimdi gelelim şu hesaplama sorusuna. Bak, iki tane hesaplama sorusu çözeceğim, tamam mı? Fosfodiester bağını güzel bir şekilde bunu da anla. Gelebilecek en zor soru, en zor soru protein sentezini. Bak iyi izle. Böyle sorularda sorunun son altına, böyle soru kökünün en son sağ alt köşesine bak. Sana stop kodunu dahildir veya dahil değildir diye vermesi lazım. Tamam mı? Verecek. Dahildir diyecek, dahil değildir diyecek. Şimdi bakacağız. Bak, mantıkla hareket ederek yola gideceğiz. Tamam mı? Şurası DNA'nın birinci zinciri. DNA'nın birinci zincirinden meydana geliyor mRNA. Sakın unutmayın. Şurası mRNA'nın meydana geldiği yer. Önce transkripsiyon. Sonra çıkıyor. Ribozomun küçük alt birimine yapışıyor. Olayın adı translasyon. Sonra burada okunuyor ve protein sentezleniyor. Her üçlü bir tane amino asit olduğunu biliyorsun. Her üçlü bir tane amino asit. Al buradan Denver oğlum. Şurası da UAA, yani stop kodunu. Bak şimdi. Bir. Bakıyorum. Bana diyor ki yani buradaki sayıya göre değil, ben kafadan atıyorum. Bir protein sentezinde diyor. Atıyorum 15 tane amino asit kullanıldığına göre diyor. Bak 15 tane amino asit kullanıyorum ben şimdi. Şimdi geldim. Veya 15 demeyeyim de hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane amino asit kullanıldığına göre diyor. Bak 10 tane amino asit var, tamam mı? 10 tane amino asitin arasında 9 tane peptit bağı olduğunu hemen gördük mü? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gördün mü abicim? Bazen sana peptit bağı sayısını verir. Der ki mesela 40 tane peptit bağı kullanıldığına göre. Sen bunun 41 tane amino asit olduğunu bileceksin. Bak 41 amino asit olduğunu bileceksin, tamam mı? Şimdi ben geldim, burada 10 tane amino asit var. Ben 10 tane amino asitten yol biçiyorum, tamam mı? 10 tane amino asit varsa demek ki 10 tane üçerli olması lazımdır. Sonuna bakıyorum. Stop kodonu dahil. Bir tane de burada vardır. 11 tane kodon vardır. Doğru mu abicim? Bak mevzuyu anladın mı? Çünkü her bir amino asit bir tanesini verecek. Her bir amino asit bir tanesini verecek. Demek ki 10 tane şey varsa amino asit, o zaman 10 tane üçerli vardır. Bir stop kodonu da dahilse 11 tane. Hemen geldim. O zaman 11 tane nükleotit var. Bak bu kolda 11 tane nükleotit var. Gördün mü? Bu kolda 11 tane nükleotit var. Gördün mü? Karşılığında da 11 tane yok mu? Bak mevzuyu anladın mı? O zaman kaç tane oldu? 22 tane, 22 tane şifre meydana gelmiş oldu. Her üçlü bir tane ya. Abicim her birinde 3 tane nükleotit yok mu? Çarptığım zaman bak 66 tane nükleotit kullanıldığını hesapladım. Ya kafam karıştı, nereden karıştı? Bir daha.
Kaç tane amino asit var? 10 tane. Bak 10 tane amino asit var. Gördün mü? O zaman 10 tane şifre var mı? Var. Stop kodunu dahildir. 11 oldu mu? 11 tane şifre var. O zaman bir koldan ben 11 tanesini almışım. 11 tane üçlü. 11 tane üçlü. 11 tane üçlü. 11 tane de üçlü burada yok mu karşılığında? DNA dediği için. 11 tane üçlü burada var. 22 tane üçlü. Her bir üçlü de bir tanesinde üçlü nükleotit varsa al sana 66 tane nükleotit olduğunu bilirim. Anlaşıldı mı? Bak daha detayına giriyorum. 22 tane burada üçlü yok mu? 22 tane üçlü var. Bak 22 tane böyle üçlü var. Tamam mı? 22 tane değil pardon 11 tane. 11 tane üçlü var. Yani 11 tane üçlü demek 33 tane nükleotit değil mi? 33 tane nükleotit böyle. 33 tane nükleotit. N-1 tane fosfodiester bağı yok muydu? O zaman 32 tane hop. Fosfodiester bağı vardır. 32 de burada vardır. 64 tane de fosfodiester bağını da buldum. Mevzuyu anladık mı? Bak mevzu bu kadar basit. Al bir tane daha anlatıyorum. Bak bir tane daha basit bir şekilde. Basit bir şekilde bana diyor ki burada mesela 5 tane peptit bağı var. 5 tane peptit bağı varsa 6 tane amino asit yok mu? Var. O zaman 6 tane şifre yok mu? Var. Stop kodonu da dahil olursa baktım 7 tane şifre yok mu? Var. O zaman bir kolda 7 tane şifre var. Bak bir kolda 7 tane şöyle üçerli şifre var. Tamam mı? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 21 tane nükleotit yok mu teker teker sayarsam her biri bir nükleotit? Bak 21 nükleotit bu kolda var. 21 tane de bu kolda var. DNA'dakini sorarsa ikisini de almak zorundasın. 21 nükleotitten 20 tane fosfodiester bağı kurulur. 20 de burada bak toplam fosfodiester bağı 40'tır. Mevzuyu anladık mı amcım? Bak mevzu bu kadar basit. Tamam mı? Bu kadar basit. Sadece stop kodunu dahil edip etmeyeceğini sorunun altına bak. Ona göre sorunu çöz. Her bir amino asitin üçlü olduğunu bileceksin. 6 tane varsa 6 tane üçlü 18 tane. Bir de stop kodunu 21 tane. Hop bak 21 tane. 21 de karşılığında 42 tane toplam nükleotit vardır. Şeyi sorarsa fosfodiester bağı N-1 burası N-1 burada 21 varsa 20 burada 20 de burada 40 tane de fosfodiester bağı vardır dersin yoluna devam edersin abicim. Olay bu kadar basittir, tamam mı? Arkadaşlar şimdi geldik santral dogmaya. Al sana bir tane daha sorunun çıkacağı yer. Santral dogma. Hadi en son bunu anlatırım. Ondan sonra biyoteknolojiyi ayrı bir videoda anlatacağım. Burada değil. Ayrı bir videoda anlatacağım. Bak santral dogma şu. DNA'nın sentezlenmesine yani kendisi eşlemesi olayına replikasyon denir. Buna bir numaralı basamak diyorum. Sonra DNA'dan mRNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. Yani yazılım işlemi değil mi? Bunu biliyoruz. Sonra mRNA'nın okunup protein sentezlenmesi olayına translasyon deniyor. Yani okunma işlemi. Hepsine birden santral dogma diyoruz. Bak bir daha söylüyorum. Hepsine birden ne diyormuşuz abicim? Santral dogma diyormuşuz. Yani DNA kendini replike edecek. Sonra transkripsiyon. Sonra translasyon. Olayın hepsine birden ne diyormuşuz abicim? Santral dogma deniyor. Şimdi bakın size şunları sorar. Bir numaralı şurası iki numaralı basamak. Burası üç numaralı basamak. Tamam mı? Burada meydana gelecek mutasyonları sorarlar. Bak şimdi. Eğer DNA'da bir mutasyon meydana gelirse yani eşlemesi esnasında bir mutasyon meydana gelirse nesilden nesile aktarılır. Banko test sorusu. Bak bir daha söylüyorum. DNA eşlenirken eğer bir mutasyon meydana gelirse bu DNA nesilden nesile aktarılır. Ama şurada veya şurada mutasyon meydana gelirse yani yazılımda mesela DNA bu yazılırken atıyorum AUG U değil de atıyorum UGU yazıldı. Tamam UGU yazıldı. Yani bak buradaki yazılımda meydana gelecek hata sadece şu proteini ilgilendirir. Translasyonda okunacak hata sadece şu proteini ilgilendirir. Yani nesilden nesile aktarılmaz. Sakın unutma. Burada meydana gelecek hata nesilden nesile aktarılır. Ama DNA'dan mRNA meydana gelirken veya bak şuraya
Ya DNA bu. DNA'dan mRNA meydana gelirken meydana gelecek hata sadece bunu ilgilendirir. Abi DNA aynı kalıyor. DNA'da sıkıntı yok ki. Buradan buraya gelirken mutasyona uğruyor, anladın mı? DNA aynen duruyor. O yüzden nesilden nesile aktarılmaz burası. Tamam mı? Burada meydana gelecek olan hata sadece şu proteini ilgilendirir. Bak en çok gelen soru bu. Bir daha söylüyorum. Transkripsiyon veya translasyonda meydana gelecek hata sadece şu proteini ilgilendirir. Banko test sorusu. Ama DNA kendini eşler meydana gelecek hata nesilden nesile aktarılır. Hem bu protein etkilenir hem de nesilden nesile aktarılır. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Bak sakın düşme. Sakın düşme bu tarz sorulara. Hep de böyle verir. 1-2-3 derir. İşte bir numaralı hata nesilden nesile aktarılmaz diye gelir. Bir numaralı hata nesilden nesile aktarılacaktır. Meydana gelecek hata. Tamam mı abicim? Hadi bakalım. Arkadaşlar protein sentezi yani genden proteinin ilk videosunu bitirdik. Şimdi biyoteknoloji kısmı var. Onu başka bir ayrı bir videoda anlatacağım. Biyoteknolojiyi ayrı bir şekilde ele alacağım. Çünkü çok uzun olacaktı. Kafanız zaten yorulmuştur şu an buraya kadar. O yüzden abicim dediğim gibi onu ayrı bir videoda ele alıp sonra soru çözümlerini birlikte yapacağım. Tamam mı abicim? Hadi bakalım. Güzel bir şekilde kampımıza devam ediyoruz. Bundan sonra artık sistemlere dalacağım. Sinir sistemine dalacağım. Tamam mı? Oradan dalıp yavaş yavaş bütün konuları anlatacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Hep soru soruyorsunuz. Yani bir 5 gündür 6 gündür video atamıyoruz. Nedeni de dediğimiz gibi şu yaz 15 tatile girdik. Kamp dönemi yaptık. O yüzden atamadık ama bundan sonra artık videolar atılmaya devam edecek. Merak etmeyin. Sınava kadar yetiştireceğiz yani. Tamam mı abicim? Hadi bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abicim.